TV 100'den merhaba değerli izleyenler. İyi akşamlar diliyoruz öncelikle. Şimdi konuşalım'a hoş geldiniz efendim. Yine Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun ve sıcak başlıklar var. Konuklarımızla birlikte o sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Dünden bu yana aslında Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketini konuşuyorduk. Sizlere an be anda canlı bağlantılarla bölgeden son durumu paylaşıyorduk. Bu akşam saatlerinde de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıktığı haberini aldık. Gözler bir yandan Sabiha Gökçen'e çevrilmiş durumda. Uçak üçe bölündü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Vali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Son olarak 120 yaralının hastaneye taşındığını belirtti. Uçakta bulunan iki pilotun durumu ağır. Neyse ki can kaybı yaşanmadı ama. Konuklarımızı tanıtacağım ama öncelikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidelim. Bölgedeki son durumu alacağız. TV 100 muhabiri Gülay Alaca bizleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyor. Gülay, son olarak Vali Yerlikaya 120 yaralı hastanelere taşındı dedi ama biliyoruz ki uçakta kazanın hemen ardından sıkışan bazı yolcular da vardı. Arama çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Nedir son durum bölgede? Evet, şu anda Çağlar, Sabiha Gökçen'de tahliye. Vali Yerlikaya konuştuktan hemen sonra uçaktan bir kişi daha indirildi. Şu anda çalışmalar içeride ön kısmında devam ediyor. Gördüğünüz gibi uçak üçe ayrılmış durumda. Çok sayıda ekip var. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, ambulans ekipleri buraya Sabiha Gökçen'e akın etmiş durumda. Şu anda çalışmalar özellikle dediğim gibi uçağın ön kısmında devam ediyor. Şu anda içeride sıkışanlar çıkarılmaya çalışıyor ekipler tarafından. Yaklaşık saniyeler önce bir kişi, içeride sıkışan bir kişi çıkarıldı. İçeride dediğimiz gibi devam ediyor çalışmalar. İçeride sıkışan başka kişilerin olduğunda, birçok kişinin aslında olduğu söyleniyor. Uçağın içerisinden valizlerin de çıkarıldığını görüyoruz. Hemen Burak Yılmaz arkadaşım size işte enkazı görüntülüyor. Uçak tamamen üçe ayrılmış durumda. Uçak piste sert bir giriş yaptı. Sert bir giriş yaptıktan sonra gördüğümüz araziden, gördüğümüz sert giriş yaptıktan sonra pistten işte bu araziye çakıldı ve uçak üçe ayrılmış durumda. Ön kısmında şu anda yoğun ekipler var ve yoğun güvenlik önlemleri altında çalışıyorlar. Aynı zamanda yoğun yağmur var. O birazcık zorlaştırıyor ekiplerin çalışmasını. Aynı zamanda çıkarılan kişilerin uçaktan çıkarılması da burada hiç kolay olmuyor. Polis yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Şu anda uçağın arkasını da görüntülüyoruz sizler için. Arka kısmı da komple gitmiş durumda. Uçağın pistten, isterseniz olayı bir hatırlayalım. Ne olmuştu? Saat 18 civarında İzmir'den gelen, Sabiha Gökçen'e gelen uçak pistten çıkmıştı. Sert bir giriş yaptığı söylendi. Aslında inmişti. Ancak sert bir iniş yaptığı için savruldu. Ve işte bu araziye doğru yuvarlandı, savruldu. Üçe bölündü. İçerisinde 177 kişi vardı mürettebatla birlikte. Biraz önce Vali Yerlikaya açıklama yaptı. 120 kişinin çıkarıldığını söyledi ve 120 kişinin içerisinden sadece birkaçının ağır yaralı olduğunu söyledi. Şu anda ekipler dediğimiz gibi çalışmaya devam ediyor. Sanırız muallı bir çalışma var burada. Sanırız çok fazla bir sıkışma olduğu için çıkarmakta, içerideki çalışmaların da çok kolay olmadığını buradan da görebilmek mümkün. Aynı zamanda dediğimiz gibi biraz önce de içeriden valizler çıkarılmaya çalışılıyor. Şu anda özellikle uçağın ön kısmında çalışma var. Burada yoğun bir ekip, çok fazla ekibin olduğunu söyleyebiliriz. Yüzlerce kişi, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bütün ekipler burada çalışma yapıyor. Olmadı. Trafik hiç, trafik normalinin çok fazla üstündeydi. Yoğun yağışın da sebebiyle çok fazla trafik vardı. Polis yolları da güvenlik nedeniyle kapatmıştı. O yüzden buraya geliş de hiç de kolay değil. Çünkü içeride uçakta bulunanların yakınları da buraya akın etmiş durumda. İşte o yüzden polis güvenlik önlemi almaya çalışıyor. İçeriye şu anda başka araçların da girmeye çalıştığını gördük. Polisler engel olmaya çalışıyor. Burada yoğun bir kalabalık var. Bahsettiğimiz gibi hala çalışmalar devam ediyor şu anda. Ve şu anda bir saat sonra Vali Yerlikaya'nın açıklama yapacağını biliyoruz.
İsterseniz artık sözü size bırakalım. Bir yeni gelişmelerle birlikte karşınızda olmaya devam edelim Çağla. Gülay Alaca aktardı. Sabiha Gökçen havalimanından şöyle elimizdeki bilgileri bir toparlayalım dilerseniz. Ne olmuştu bugün? İzmir'den İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'na ait Sabiha Gökçen ait uçak Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıktı. Uçakta 171 yolcu ve 6 mürettebat, yani toplamda 177 kişi bulunuyordu. Can kaybı yaşanmadı. Uçak pistten çıktıktan hemen sonra savruldu ve 3'e bölündü. Görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda uçağın bir kısmı alev aldı öncelikle. O yangın anını da aslında görmekteyiz bir nebze de olsa. O yangın kısa sürede söndürüldü. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da uçağın düşme nedenine ilişkin uçak sert iniş yaparak kırıma uğradı ifadelerini kullanmıştı. Vali Yerlikaya 120 yaralının hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı. İki pilot yaralı, durumları ağır ve uçakta hala yaralı olan, sıkışmış olan yolcular var. O yolcuları da kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Yine bölgeden son durumu, son gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizlere sık sık döneceğiz programımız içerisinde. Biraz önce Gülay da vurgulamıştı. Yaklaşık bir saat sonra Vali Ali Yerlikaya'nın da bir açıklama yapması bekleniyor. O açıklamayı da yine sizlerle paylaşacağız. Efendim son dakikalarla dolu bir yayın gerçekleştireceğiz. Öyle görünüyor. Peki bu akşam kimlerle birlikteyiz? Konuklarımızı da hemen takdim edelim sizlere. Bu akşam İstanbul Akut Lider Yardımcısı Önder Turan'la birlikteyiz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya bizimle birlikte. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz bu akşam bizimle birlikte. Vatan Partisi MYK üyesi Cem Dikmen bizimle birlikte. Ve ekonomist ve bilişim uzmanı Cem Haydar Bektaş bu akşam bizimle birlikte. Konuklarımızla da hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, Sabiha Gökçen'le başlayalım. En sıcak bilgiyle başlayalım dilerseniz. Önder Bey sizinle başlayalım. Bir taraftan hala kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu noktada sizin aslında uzmanlık alanınız. Titizlikle bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Nasıl bir çalışma olacak ki yaralılar daha fazla zarar görmeden bir an evvel kurtarılsın ve hastanelere yetiştirilsin? Öncelikle geçmiş olsun tüm ülkeye, tüm vatandaşlarımıza. Hakikaten şanssız bir dönemden geçiyoruz. Arka arkaya çok fazla hepimizi üzen olayla karşı karşıyayız. Tabii ki uçak kazaları, hava taşıtları ve mekanizma kazaları çok ayrı bir disiplin. Yani kentsel arama kurtarmanın ya da doğa arama kurtarmanın dışında aslında farklı yöntemler ve farklı uzmanlıklar isteyen vakalardır. Orada titizlikle bir çalışma yürüyor ve açıkçası havalimanı itfaiyeleri bu tarz kırımlarda, bu tarz kazalarda uzmanlaşmış olan itfaiyeler. Yani yangın dışında mekanik anlamdaki kazalarda da uzmanlaşmış olan ekipler. Burada tabii uçak gibi hassas taşıtlarda herhangi bir trafik kazasından farklı teknikler, ekipler uygularlar. Yani bir uçağın her yerini kesemezsiniz örneğin, her yerine müdahalede bulunamazsınız. Dolayısıyla burada birden çok parametreyi göz önüne alarak çalıştıklarını düşünüyorum oradaki emek veren kurtarma personelinin. Ömer Bey, çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım isterseniz. Aynen. Malum son dakikalarla dolu bir yayın gerçekleştiriyoruz dedik. Bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim. Emekli Hava Tüm General Beyazıt Karataş şu an telefon hattımızda. Sayın Karataş efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi siz bu konuda çok uzman bir isimsiniz. Elbette sizin de bilgilerinize bizim ihtiyacımız var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Uçağın sert iniş yaparak kırıma uğradığı da belirtiliyor. Bakan Cahit Turhan açıkladı. Nedir yani uçağın kırıma uğraması ne demek? Bizim buradan ne anlamamız gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Uçakların kaza yapmalarıyla ilgili olarak iki ana başlık içerisinde sıralayabiliriz. Bunlardan bir tanesi asli nedenler, diğeri de tali nedenler. Yani birincil neden, ikincil neden olarak hemen basitçe şöyle şema olarak bir kenarda dursun. Asli neden kötü hava şartları bir kere. Onu zaten çok net bir şekilde uzman olmaya gerek kalmadan sade bir şekilde de bir tahminde bulunabilirsiniz. Ama aynı hava şartlarında dünyanın başka yerlerinde, Türkiye'de de yine uçuşlar oluyor. Ama onlar kaza kırıma uğramıyor da neden bu uçak geliyor? Kaza getiriyor ve kaza geçirdikten sonra da uçak kırılıyor. Kaza kırım dediğimiz olay özetle bu şekilde.
Şimdi burada ortaya çıkan neden özellikle kötü hava şartları ama rüzgar, yağış, yağışla birlikte pilotların piste yaklaşmasını engelleyen bu hava durumu onların manevrasını da bozuyor, düzgün yaklaşmasını da engelliyor. Uçağın kumanda edilmesini de engelliyor gördüğüm kadarıyla. Fakat şöyle bir konu daha var. Bu tür istikrarsız havalarda uçaklar iniş kalkışlarını baştan rüzgar olarak yani kalkış ve inişlerini hep rüzgar içine yaparlar. Fakat anlaşılıyor ki kule raporlarından veya meteorolojik raporlarından rüzgar hamleleri değişken yani kulenin cihazlarının bulunduğu yerden alınan rüzgarla pistin yaklaşma istikametindeki rüzgar farklı. Örneğin burada bu kazadan önce arka rüzgar da var. Yaklaşırken ön rüzgar da var. Şimdi arka rüzgar nedir? Ön rüzgar nedir? Ön rüzgarda daha istikrarlı yaklaşırsınız. Kısa zamanda durursunuz. Kısa mesafeden kalkarsınız. Arka rüzgarda da hızınızı arttırır. Daha uzun mesafede durursunuz. Hı hı. Ama bir faktör daha var. Pist ıslak. Evet. Şimdi yine rüzgarla ilgili başka bir hata var burada. Rüzgar hamleli. Bu tür fırtınalı havalarda diyelim ki 40 kilometreyle esen rüzgar belli zaman aralıklarında ki bu saati dakikası belli değildir 60 kilometreye çıkar. Bu kazadan önce rüzgar hamlesini yaklaşık 20-30 kilometre arttırıyor, değiştiriyor yani. O da şu anlama geliyor. Tam iniş istikametinde piste karşılamış artık yaklaşmaya devam eden uçak bütün süratini ve manevralarını ayarlamış. Birdenbire rüzgar değişince uçağın kaldırmasında da bir aksaklık ortaya çıkıyor. Pilotlar bunu toparlamışlar. Yani takat vererek tutunmaya çalışmışlar ve tutulmuşlar. Ve piste inişlerini gerçekleştiriyorlar. Ben şimdi son görüntüleri izledim. Piste indikten sonra hemen dışarı çıkmıyor uçak. Yani yaklaşık 1 kilometreye yakın pist içerisinde uçak rulesine yani pisti kullanmaya devam ediyor. Ondan sonra soldan dışarıya çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bütün bu zorluklara rağmen uçak piste kadar ulaşıyor ve inişini tamamlıyor ama bu sefer de piste ıslak piste karşılaştığı için tekerlerde hava yastığı meydana geliyor. Yani sizin pist içinde tutunmanızı zorlaştırıyor, fren yapmanızı zorlaştırıyor ve uçak kaymaya başlıyor. Çünkü lastiklerle pist arasına giren su artık uçağın kontrolünü kaybettiriyor ve duruş mesafesini uzatıyor. O nedenle de kontrol edilemediği için sol taraftan iniş istikametine göre uçak pistten dışarıya çıktı ve bir çukura doğru düştü. Evet. Zaten büyük kırım da orada meydana geldi. Dolayısıyla ana sebep pilotların uçağın kontrolünde zorluk yaratan neden ana sebep meteoroloji, kötü hava şartları, değişken rüzgar ve bunun sonucu olarak da pilotlar uçağını kontrol edemediler ve bu kaza meydana geldi. Peki. Benim gibi izlenime göre efendim yaklaşma istikametinde rüzgar hamlelerinden dolayı kaynaklanan uçağın yerleşim yerlerine düşmesi de söz konusu olabilirdi. Yine bütün bu zorlukları aşarak piste kadar ulaşan uçak bir şekilde inmeden pas geçmeye karar vermiş olsaydı bu sefer tutunamayıp yine düşük süratten dolayı başka pistin uzantısındaki başka bir yerleşim yerine de düşebilirdi. Pilotlar bir şekilde piste kadar ulaşmışlar ama bu sefer de kaygan pist yani hava yastığının oluşması onların pist içerisinde durmasını zorlaştırmış ve ben şöyle söyleyeyim efendim tahmin ediyorum bütün izleyenler de aynı şekildedir. Çok ucuz atlatılmış bir havacılık kazası olarak da özetleyebilirim. Evet efendim. Yani daha büyük bir facia olabilirdi. Evet bütün yolcuların ölümüyle sonuçlanabilirdi. Peki Sayın Karataş sizce pilotların bir ihmali var mı bu noktada? Hayır pilotların şöyle efendim zaten uçağı pilotlar kırar. Yani uçağı kullanan pilot olduğu için ama öyle bir kaza kırım şeyi vardır ki paylaşımı yani asli ve tarihi nedenler diye sıraladım ama birçok neden 100 üzerinden puanlandırılır. Yani hava durumu, kazaya etkileyen nedenler, idari durum, pilotların eğitimi, pilotların mahareti, bu kazayı önlemek için pilotların öncesindeki muhakemeleri bunların hepsi İşte uçaktaki kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarıyla beraber bütün telsiz konuşmalarından tutun aklınıza ne geliyorsa görgü tanıklarına kadar yolculara kadar pilotlarımızın ağır durumu olduğunu söylediler ama umarım onların da ifadelerine başvuracak şekilde
inceleme sonucunda bir karar verilecek. Önce bir ilk rapor çıkacak. Bu çok kısa bir süre içerisinde çıkabilir ama bu bizim bildiğimiz gibi böyle 1-2 saatte çıkan bir olay değil. Bazen bir hafta, bazen 15 gün sürebilir bu ilk kaza raporu. Sonra detaylı kaza raporu çıkacak. Bunların hepsinin amacı eğer bir aksaklık varsa, yani böyle kötü hava şartlarında iniş eğitimleri yeterli değilse, teknik konularda pilot ve kule arasındaki iletişim, pistin durumu, örneğin ıslak pist de tamam da ıslak piste indikten sonra sizin frenlemenizi ıslak piste engelleyen bir yapısal özellik var mı? Aklınıza gelen bütün konular incelenecek. Umarım şeffaf bir şekilde incelenir. Sonuç olarak uçağı kıran pilottur. Havayolu çift pilot olduğu için pilotlardır diye. Sadece onların üzerine kalmadan her türlü durum incelenir ve bir sonraki kazayı önleyecek şekilde bir karar alınır. Sonuç olarak çok bu kadar sıkıntılı günlerden geçerken, yani İdlib'den Van'daki çığ hadisesine kadar, düşen uçak hadisesine kadar insanların canını sıkan, birçok insanı karamsarlığa iten bu tablonun ucuz en azından bugün için şimdilik bu kazada ucuz atıldığını düşünüyorum. Ama diğer söylediğim konuların hepsi bir kontrol listesi içerisinde ilgili bakanlarca incelenecektir. Bir tek şey söyleyeceğim. Hiçbir yetkinin açıklaması bu kazayı tek neden olarak ortaya koyamaz. Öyle bir dünyada öyle bir güzellik yok. Yani sert indi, 30 metreden düştü, 10 metreden düştü, işte bir görgü tanığı alçaldı, sonra pilotlar şöyle oldu falan. Bunların hepsi değerlendirilir ama bunların açıklamaların hiçbirisinin teknik olarak yeterliliği yoktur. Bizim yaptığımız şu andaki açıklamaların hepsi de olaya bir bakış açısı getirmek, bir pencere açmak, bir fotoğraf çekmek ve merak içinde öyle kazalar nasıl olur diye izleyen kişilere karşı bilgilendirmek amacıyla yapılıyor. Yoksa ben kendi adıma da ben de uçakta kaza geçirdim. Jet uçağında paraşüt atladım. Daha sonra çeşitli kurslarda kendimi geliştirmeye çalıştım. Birçok arkadaşım şehit oldu. Kazalar geçirdik. Kazaları engelledik. Havacılıkta kazalar sivil veya asker olsun 3 aşağı 5 yukarı farklı kategoride incelenebilir ama sonuç olarak olayların seyir açısından birbirine çok benzer. O nedenle bu konuda değerli havayolu kaptanlarının da yorumları önemli. Bu pistlere sefalarca, saatlerce iniş kalkış yapmışlar olarak. Bir emekli hava kuvvetleri pilotu olarak da benim kendi tecrübelerimde bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki. Emekli Havatum General Sayın Beyazıt Karataş efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun efendim. Devam edelim biz. Önder Turan, sizinle başlamıştık. Sözünüzü kestim. Uçağın 3 yerinden kırıldığını biliyoruz. Siz de tam o noktaya değinmiştiniz ve içerisinde sıkışan yolcuların daha titizlikle kurtarılması nasıl olabilir? Çok teknik detaylarını bir kenara bırakırsak aslında ana hatlarıyla uçakların içerisinde sıradan bir taşıta göre ya da bir kara taşıtına göre çok daha fazla donanım var takdir edersiniz ki elektronik anlamda. Ama burada basınçlı ekipmanlar gibi örneğin yanlış bir müdahalede hem kazazedenin hem kurtarmacıların hayatını tehlikeye düşürebilecek çok fazla donanım var. Dolayısıyla burada müdahaleciler açısından müdahale edilecek uçağın tipinden yolcu sayısına hatta uçağın eğiminden hava şartlarına kadar çok fazla girdi var. Tüm bu girdiler topyekun bir risk analizi mantığıyla müdahale öncesinde hızlı bir şekilde oradaki ekipler tarafından değerlendirilir. Hangi yönden yaklaşılacak? Bir kere kaza geçiren taşıt sabit mi? Yoksa hala hareketlenmeye arazi müsaade ediyor mu? Gibi çok çok fazla girdi hesaba katılır. Tabii ki burada en büyük hassasiyet müdahaleci ve kazazede güvenliğidir. Takdir edersiniz ki uçaklar limitli alanlara sahip taşıtlar. Yani hepimiz zaman zaman yolcu olarak seyahat ettiğimiz uçakların darlığından ve görece konforsuzluğundan şikayet ederiz. Evet. Bu demektir ki çok dar bir alanda çok fazla kazazedeye çok kısa sürede müdahale etmek durumundasınız. Çünkü bu daha fazla sıkışabileceği ihtimalinde doğurmuyor mu bu dar olması? Aslında bu birazcık şuraya gidiyor. Müdahaleciler açısından dar bir alanda müdahale yapma zorunluluğunu getiriyor beraberinde ki bu zordur. Yani dar alanlara hem bir takım müdahale ekipmanlarını sokmak zorundasınız. İşte metal yapıları, bazı konstrüksiyonları kesmek, yerini değiştirmek için. Bunu yaparken sıkışık alanda zaten sıkışmış olan ve ciddi bir travma yaşamış olan kazazedelere karşı mümkün mertebe en fazla hassasiyeti göstermek zorundasınız müdahalede. Bir de zamanla yarışıyorsunuz. Tüm bunlar kurtarmacılar açısından oldukça güç. Kazazedeler açısından da elbette ki çok büyük bir travma. Çünkü işin içerisinde
yüksekten düşmeden tutun da ani basınca maruz kalmaya kadar ya da basınç değişikliğine kadar ve hatta içinde bulunduğumuz kış koşullarında hava şartlarının getirdiği soğuk, yağış gibi bir dizi ek olumsuzlukla mücadele etmek, her şeyi bir kenara bırakın, bir uçak düşüyor ve bunun psikolojisiyle mücadele etmek, yani ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu süreci bundan sonra kazazedeler için incelenmesi ve hatta üzerinde önemli tıbbi destekler alınmasını zorunlu kılıyor. Zaten havayolu firmalarının aslında bununla ilgili ekipleri ve organizasyonları var. Eminim ki bu süreç doğru yönetilecektir. Ama ben az önceki emekli komutanımızın da dile getirdiği gibi bu kadar fazla kazazedenin olduğu, bu kadar ciddi bir vakanın henüz sıfır can kaybıyla atlatılmış olmasının çok büyük bir şans olduğunu ve hakikaten sevmemiz gereken bir yönü de bu. Onu dile getirmek isterim. Peki, yine döneceğim size. Tabii biz habercilerin günü, gündemi anlık saniyelerle birlikte değişebiliyor. Biz aslında bugün konuklarımla birlikte İdlib'i konuşacaktık, kış politikayı konuşacaktık. Konu bir anda değişiverdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz de bu akşam bizimle birlikte demiştim. Ahmet Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Sabiha Gökçen'le başlayalım sizinle de. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kazayı? Öncelikle herkese hayırlı geceler diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza ve tüm ülkemize de geçmiş olsun diliyorum. Evet. Öncelikle de Sabiha Gökçen'de bulunan yaralananlara acil şifalar diliyorum. İnşallah ölümle sonuçlanan kısım olmaz. Bu hal en iyi halimiz olur. Son birkaç gün içerisinde biraz önce ifade ettiğiniz gibi ülkemiz sürekli acılar yaşamakta. Daha birkaç gün içerisinde İdlib'den şehitlerimiz ve yaralılarımız geldi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Akabinde o arada depremler oldu. Ağrı ve Ağrı diyorum. Elazığ ve Malatya'da. Orada hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Bu üzüntülü ortam içerisinde yine Van'da çığ düşmesi sonucunda iki ayrı zaman süreci içerisinde hayatını kaybedenler oldu. Bir kısmı da, ağırlıklı kısmı da kurtarma için giden ekipten oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yani birkaç gün içerisinde bayağı üzüntülü olaylar yaşamaktayız. Cenab-ı Allah bundan sonraki süreçte inşallah daha büyük felaketler, hatta küçük felaketler vermeden hep birlikte huzur ve mutluluk içerisinde millet olarak yaşamayı hepimize nasip eder. Bu konu özelinde bir iki şey söylemem icap ederse, ben hayatımda kaza ve kırım sözlerini yaklaşık 10 yıl önce rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir helikopter kazasında hayatını sonlanmasıyla yaşamıştım. Bu sayın komutanımızın da söylediği gibi, emekli komutanın söylediği gibi de gerçekten öyle birkaç parametreyle değil, çok aşırı parametrelerle incelenecek bir olay. Bir iki hafta içerisinde çıkacak olan raporlar da onlar dahi çok 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 ön raporlar hükmünde olacaktır. Yani 6 ay sonraki raporların bile biz kendi davamızdan biliyorum. Helikopter kazasıyla rahmetli Muhsin Başkanımızın o kararların değiştirildiği, mahkemeler sonucunda iptaller edildiği, yeniden incelemelerin yapıldığı bir süreç içerisine girildi. Bugün 10 yıl geçmesine rağmen hala dava devam ediyor. İnşallah da bir an önce sonuçlanır. Burada en önemli olay, hepimiz herhalde uçakla yolculuk yapmışızdır. En önemli an iniş anı. Bunu her birimiz de hissederiz zaten, uçağın o inme anında bir nevi endişenin en yüksek olduğu anlardır. O anla ilgili şu ana kadar benim aldığım bilgiler ve değerlendirmelerin özünde o anın doğal koşulların, zemin koşullarının ağırlıklı bir sorun oluşturduğu noktasında. Onun ötesinde bir şey de zaten şu sıcaklıkta söylemek mümkün değil. Bundan sonraki süreci beklemekte de fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki buradaki yapılacak olan çalışma bundan sonra bu tip kazaların olmaması yönündeki ağırlıklı çalışmadır. O çalışmaların da net ve insanlarımızın yarınlarında bir daha böyle bir insani hata varsa insani hata, doğal afet varsa onunla ilgili tedbir alınma noktasının da önceleneceği bir süreçle ilgili sonuçlanır diye düşünüyorum.
Bülent Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Şöyle kısaca alalım sizden de Sabiha Gökçen'le ilgili yorumlarınızı. Ben de tekrar özellikle Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz ve devlet görevlilerimizin hepsine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Şimdi gerek Elazığ'daki depremin şiddeti ve meydana gelen talimat, gerekse Sabiha Gökçen'deki kazanın büyüklüğünü gördükçe, yani daha az zayiatla kurtarılmış olması bize teselli veriyor. Yani o anlamda gerçekten çok ciddi bir iki afete 177 yolcunun bulundu ve uçağın üçe bölündüğü bir kaza. Yine Elazığ'daki depremdeki hakeza 6.8, işte bazı ölçümlere göre 6.5 şiddetinde ve geniş bir coğrafyaya yayılmasına rağmen çok ciddi can ve mal kayıplarına yol açmadan atlatılması bize bir teselli verdi. Olay tabii sıcak, şu an yaralıların kurtarılmasına odaklanılması gerekiyor. Ondan sonra mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıp olayın nereden kaynaklandığına dair teknik raporlar ve idari soruşturmalar yapılacaktır. Umarım hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmaz, ağır yaralılarımız olmaz diye umut etmekten başka söylenecek bir şey kalmıyor. Evet. Cem Aydar Bey, buyurun. Şimdi tabii o emekli başkomutanımızı biz dinlerken değindi mi, ben belki fark etmemiş olabilirim. Rüzgarla gidiyor. Kuyruktan rüzgar aldığı söyleniyor. Evet, hem önden hem arkadan. Kuleyle pilot arasında bir şey var. Konuşma da var. Ve kule şey diyor. Diğer trafik pas geçti diyor. Şeyde dedi ki, emekli komutan da dedi ki, o pas geçmek de aslında tehlikeli dedi. İnişe geçiyorsunuz siz. O kalkış da o kadar kolay değil dedi. Hızı almanız lazım. Peki diğerleri nasıl geçti? Demek inişe geçmeden onlar o zaman pas geçti veya o anda nasıl yap bilmiyorum ama kule diyor ki pilota, dinlemede kalın. Başka bir pisti açacağız diyor. Bu arada bu pistin de yorgun olduğu söyleniyor. Yani benim anladığım kadarıyla bu da pilotaj bir hata belki olabilir ama şeyin de havalimanı işletmesinin de bir hatası var. Yani pist yorgun, yorgun pistte uçakla iniyor ve kalkıyor. Bir bu, ikincisi kule rüzgarla ilgili, yerin aldığı rüzgar hızıyla yukarıdaki rüzgarın hızının farklı olduğunu, çeliştiğini söylüyor. Bunu tehlike olarak görüyor. Ona rağmen tabii niçin pilot inişe geçti? Bunu ileriki zamanda duyacağız, göreceğiz, öğreneceğiz. Ama şey için tabii çok ucuz atlattık. Evet. Nasıl büyük ucuz atlattık? Yani 6.8'e sallanan Elazığ'da 41 cana mal oldu. Ve sadece bugün Van'da 30'a yakın, yani dün 5 kişi öldü, 33 diyorlar. Yalnız o Van olayına girecek miyiz? Şimdi sonra mı gireceğiz? Bir sonraki turda yapacağız onu. Ve bu arada tabii 33 can. Bakıyorsunuz burada 120 yolcudan bahsediliyor. Ve yalnız burada 1-2 yolcunun ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. İfade, aynı zamanda geldi. Pilotların da durumu yine tabii zaten görüntülerde de gördük. Uçak 3'e bölünmüş ve en çok zayiatı alan ön taraf. Dolayısıyla da burada tabii çok ucuz atlatıldı, o kesin. Yani şeyi Hollanda'da biliyorsunuz, Türk Hava Yolları bir uçağa düşmüştü. Tam inişe geçerken ikiye yarılmıştı ve o uçakta kurtulan birisi benim komşumdu. Ve o yaşadığı şeyi, olayı bana anlattı. Günlerce uyuyamamış. Evet. Uçağa binmekten korkmuş. Tabii ki buradaki yolcuların yaşadıklarını artık tahmin edebiliriz, o travmayı. Ama Türkiye, yani bu işte Elazığ'dan sonrası, Van'dan sonrası gerçekten ucuz atlattı. İnşallah kötü haberler gelmez. İnşallah. Cem Bey, sizin de yorumlarınızı alalım isterseniz, sonrasında Van'ı konuşalım detaylarıyla. Şimdi öncelikle hem başımız sağ olsun hem de geçmiş olsun. Türkiye gerçekten maalesef 2020'ye çok acı olaylarla başladı. Bu acı olayların bir daha tekrarlanmaması tek temennimiz, evet. Tabii ki umuyoruz. Yaralılarımızın da hızla iyileşmesini diliyoruz. Şimdi ben bu meselelerde biraz süreci yetkililerin yönetmesine bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta tabii ki Önder Bey dışında muhtemelen hiçbirimizin arama kurtarma ile ilgili tam bir yetkinliği, uzmanlık alanı yok. Hem değerli komutanımızı dinledik, hem Önder Bey'i dinledik. Buralarda tabii ki şu anda zamanla yarışan ve canla başla oradaki yaralıları kurtarmaya çalışan yetkililer var. Onlara bırakmak lazım. Ben biraz meseleyi o yüzden başka bir boyutuyla değerlendireceğim. Maalesef bizim ülkemizde bazı problemler var. Bence bunlar da arama kurtarma faaliyetlerini etkileyebilecek şeyler. O yüzden onlara özellikle dikkat etmek istiyorum. Bizim ülkemizdeki en temel problemlerden birisi, herkes her şeyi çok iyi biliyor. Herkes her konuda haklı. Ama yine de bu olaylar yaşanıyor. Yani ben biraz önce sosyal medya araçlarını kontrol ettiğimde, işte yok Atatürk Havalimanı açılsaydı bu kaza yaşanmazdı'dan tutun da işte
kesinlikle pilotaj hatasıdır vesaire gibi hiçbir alanda uzmanlığı olmayan insanların bu ve benzeri yorumlarla aslında olayı biraz daha manipüle ettiğini görüyoruz. Yani burada yaşanan acı olay hiçbir şekilde herhangi bir siyasi pencere altında incelenemez. Bu yaşanan olay kaza durumu da, çığ durumu da dünyanın her yerinde yaşanan ve yaşanabilecek. Bizim de buralarda hep birlikte bu meseleden en az zararla kurtulmayı dilemek dışında yapabileceğimiz pek bir şeyin olmadığı olaylardan birisidir. Yani şu vurgular bile görüyoruz ve bunlar da aslında toplumumuzdaki bu kutuplaşma derecesinin bu olaylarda dahi ne kadar arttığının bir üzücü bir göstergesi. İşte Atatürk açılsın, oraya VIP'ler iniyor, vatandaş diğer havalimanlarına iniyordan tutun da işte başka meselelere kadar. Ya bunları yapmamak lazım. Evet. Şu anda orada uzmanlar da, devletin yetkilileri de gereken bütün açıklamaları zaten yapıyor. Bizim burada yapmamız gereken biraz bu acı olayları elbette ki uzmanların, bilir kişilerin çözmesini beklemek ve sağduyulu bir şekilde değerlendirmek. Sizler için de böyle tabii ki lütfen şey olarak algılanmasın. Sevgili Başkan ayrışmadan bahsederken ama açıklaması ya da bu ayrışmayı beraberinde getiriyor. Yok, ayrıştırma yapmıyorum. Yok, yani ben manipüle etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani şu doğru değil çünkü Atatürk Havalimanı açılmadığı için bu kaza oldu. Yani böyle yorumlar da çok uzmanlık gerektirecek yorumları. Sevgili Başkan. Sizin için demiyorum. Yok, yok, pistin yorgunluğu da hayır, diğer meselelerde raporlar ortaya çıktıktan sonra. Medyada paylaşılan yorumlardan. Diğerleri ortadan çıktıktan onları okudum, sonra. Onları okudum da yani bu eleştiriler aslında biraz doğru eleştiriler. Efendim? Yani eleştirme hakkı toplumun her zaman vardır. Yani toplum eleştirisini yapacaktır. Ben buna bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla hemfikir olmak zorunda değil zaten toplumda. Buradaki şey doğru. Yani gerçekten pis, yorgun. Bunu uzmanlar da söylüyorlar. Ona rağmen mesela burada Atatürk Havalimanı atıl duruyor. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Şimdi şu anlamda söylüyorum. Sizin pis, yorgun dediğinize bir cevap olarak lütfen bunu algılamayın. Kendisi almadım zaten. Böyleyse de bunun için uzmanların açıklamasını beklemek gerekiyor diyorum. İkincisi de Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen'in aynı konumda olmadığını da burada koymak lazım. Yani birincisi aynı kıtada bile değiller. Muhakkak ki onların arasında farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Buradan da şuna geçeyim. Yani demek ki o zaman İstanbul Havalimanı'nda olsa bambaşka tartışmalar, başka yerde olsa bambaşka tartışmalar olurdu. Bu meselelere ben siyasi yönüyle ya da bir bu mesele işte şu şurayı kapattı, burayı açtı, bu yüzden oldularla incelemek yerine uzmanların açıklamasına biraz güvenmek, onları beklemek, biraz daha sağduyulu yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu lafım size değil ama siz üzerinize alındınız. Güzel söyledi sevgili Bülent Bey. Emekli komutan dedi. Beyazıt Bey bu konuda da Türkiye'nin en uzman isimlerindendir. Kendisi de söyledi. Yani bu pilotaj hatasından vesaireden hani, ziyade meteorolojik bir durum diye kendisi söyledi. Olabilir ama dünyanın her yerinde daha soğuk havalar var. Kış kıyamet olmuyor. Yani neden bu oluyor? Şimdi bunun tabii bir sebebini araştırmak lazım. Onun da şeyi şu. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi sorgulamamız lazım, eleştirmemiz lazım. Eleştiri hakkımızı her durumda, her fırsatta kullanmamız lazım. Dolayısıyla bu eleştiri yapanlar da inanın bana uzmanların da görüşünü dinleyerek bu sonra görüş bildiriyorlar. Hani bilgi olmadan fikir sahibi olmazsınız ya. Onlar da görüş bildiriyorlar ve dolayısıyla onların bir kısmı belki de şeydir, bilgi kirli olabilir ama yerinde bir sürü eleştiriler var. Bunların üç tanesi şimdi söyleyebiliriz. Bir, pilotla kule arasındaki konuşmalar zaten ortaya çıktı. Kule bir tehlikeden bahsediyor. Pilot inişe geçiyor. İki, kule başka bir pisti açacağını beklemede kalın diyor. Üç, trafik pas geçti. Diğer trafik uçaklara pas geçti diyor. Bu konuda bir uyarı yapıyor. Ona rağmen inişe geçiliyor. Her şeyden onlar hepsinden daha önemlisi de pistin yorgun olması. Bu aslında o pistin, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sabiha Gökçen havalimanının pistini yapanlar bu işin mühendisleri falan değil. Bir tanesiyle, bir tanesine yakın ticari diyaloğum oldu. Siyasi ilişkilerden dolayı Sabiha Gökçen'in iadesini alıp oradaki pistin inşaatını yapan kişidir bu. Şimdi bunlar neye dayanarak bu işi yaptılar? İşte birazdan belki değineceğiz, Kızılay meselesine geleceğiz. Bu aslında bizim bu noktaları eleştirmemiz lazım. Bu eleştiri hakkımızı kullanmamız lazım. Müsaade ederseniz bir şey söyleyebilirim. Ben de bir cümle eklemek isterim. Müsaade olursa. İkinci pist gerekiyor mu Sabiha Gökçen'e sizin gönlünüze göre? İkinci pisti açacaklarmış. Öyle diyor. Yani açılıyor. Beklemede kalın diyorlar. Başka bir piste sindireceğiz diyorlar. Konuşma şey yolda gelirken okudum. Kuleyle pist arasındaki pilot arasındaki konuşmayı dinledim. Okudum. Tehlikeyi görmüş. Tehlike, ben de öyle bir önceki uçak bunu pilot bildirmiş. Bir tehlike olduğundan bahsetmiş.
Kule bunu pilota bildirmiş. Diğer trafik pas geçti diyor. Başka bir pist açacağız diyor. Ve kaza da geliyor. Ama Allah'tan ölüm almadı. Bu tartışma vesilesiyle ben bir şey yapayım. Yani şimdi bu tip olaylar meydana geldiği zaman iki böyle uç bir şey çıkıyor. Bir tanesi hemen eleştirmek üzerine, bir tanesi de en ufak eleştiriyi veya sorgulamayı, ya bu nasıl olur, bugün de böyle bir şey eleştirilme diye ön kesmeye dönüyor. Şey. Şunu kastediyorum, yani elbette bu olaylarda hayatını kaybeden veya yaralanan kişilerin anılarına, acılarına saygısızlık etmeden yapılacak sorgulamalar ve eleştirmeler de son derece normal karşılamaktadır. Çünkü Türkiye'de gündem 24 saatte hızla değişebiliyor. Bugün gündemler vesilesiyle meydana gelen olaylar üzerinden bazı sorgulamaları yapmaktan daha doğal bir şey olamaz. Yani dediğim gibi o kişilerin acılarına ve ölümlere saygısızlık etmemek kaydıyla bugünlerde sorgulanması doğal bir şey. Yani bu eleştirilerden de çok rahatsız olmamak lazım. Yani o anlamda söylüyorum. Benim şahsi yaklaşımım bu. Çünkü yani işte deprem oluyor. 3-5 gün deprem konuşuyoruz. Ondan sonra her şey unutulup gidiliyor. Yani belki uzmanlar bu vesileyle bu sorunlara dair tespitlerini dile getirme imkanı bulabiliyorlardır. Yani bu eleştirilerden de çok, dediğim gibi, yani saygısızlık olmamak kaydıyla çok da gocunmamak lazım veya eleştirilerden rahatsız olmamak lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü 12 Eylül ihtilalini yapan Kenan Evren, Kenan Paşa, o 1980 gençliğine üniversite gençliğine siz konuşmayın, siz siyaset yapmayın, bu işi bize bırakın dediler. Apolitize bir gençlik oluştu. Duyarsız bir gençlik oluştu. Her şeyi biz biliriz. Siz bizim yolumuza ilerleyin dediler. İşte ondan ama sonra şu anda da çok geldi, politik yani olmayan bir ülke yok. Maşallah evet. 82 milyonun neredeyse tamamı politik yani halde şu anda da. Olsun yani. Bir şimdi yani. Ben 80 sonrası yetişen genç bir siyasetçi olarak isterseniz söz isteyeyim. Muhakkak ki, yani bahsettiğiniz olaylarla ilgili muhakkak ki eleştirilecek yönler vardır. Ben zaten eleştirmeyelim anlamında söylemiyorum ama uzmanların dahi raporu beklemek lazım. Ve mesela biraz önce dediniz ya, kimi pas geçiyor, kimi geçmiyor vesaire. Muhakkak hepimiz uçak yolculuğu yapmışızdır. Elbette ki bunlar çok acı ve çok anlık belki karar verilebilecek olaylar ama Sayın Karataş'ın da bahsettiği gibi yani çok anlık diyor rüzgar değişimlerinin oldu. Belki daha sonra inme kararı aldıktan sonra da anlık rüzgar değişimlerine maruz kalarak bu olay yaşanmış olabilir. Elbette ki pistle ilgili ya da pilotaj hatası ile ilgili ya da firma ile ilgili bir mesele varsa bunlar enine boyuna incelendikten sonra uzmanlar tarafından kamuoyuna açıklanması talep edilmelidir. Bir hata varsa da bu hata giderilmelidir. Benim söylediğim eleştirmeyelim yönünde değil ama olayın bizim haberlerden, Twitter'dan, şuradan buradan okuduğumuz yönünün dışında muhakkak ki bir yönü var. O da o anda yaşanan olayda, o olayın teknik ekipleriyle, pilotlarıyla ya da kulesiyle vesairesiyle aralarında geçen bir meseledir. Buralarda bu raporları beklemeden hemen meseleyi siyasileştirip işte şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, bu yüzden bu kaza olduya getirmek doğru değil. Ben bunu söylüyorum. Yani yoksa bu eleştirmemek vesaire anlamında değil kesinlikle. Bir hata varsa bunu uzmanlar, yani biraz bekleyip o uzmanların çıkaracağı rapora göre hareket edip sağduyulu, bu süreçte sağduyulu yaklaşıp ondan sonra da olayı çözmeye çabalamak gerekiyor. Bunu kastettiğim budur. Önder Bey, şimdi sosyal medya paylaşımlarından da devam edersek Cem Bey'in dediği gibi Pegasus Hava Yolları'nda son 2 yılda bu 3. uçak kazası. Sizce bu bir tesadüf mü yoksa bir ihmal olabilir mi? Bu soruyu aslında benden öte hakikaten havacılık noktasında özellikle kaza kırımlarında uzmanlaşmış isimlerin cevap vermesinde fayda var. Çünkü biz eğer bu koşullardan oraya bakıp yorumlamaya çalışırsak hataya düşmüş oluruz. Bu tarz tartışmaları netleşmesi için veri lazım. O veriler için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Böyle bir eleştiri var Pegasus Hava Yolları'na ilişkinde. Geçtiğimiz günlerde de Sabiha Gökçen'de yine bir kaza meydana gelmiş. Yani uçak pistten çıkmıştı. Bu şey geçmişte biliyorsunuz Atlas Hava Yolları ile ilgili de biliyorsunuz bu Kayseri veya Konya'da çok önemli mühendislerin de zayiat verdiği o geçmiş olayda da şöyle deniliyordu. Bunlar büyük maliyetlerdir. Uçak kalkmadan öncesi bakımını yapması lazım. Teknik altyapıları iyi olmadığı için bunlar oluyor falan demişlerdi. O günkü şartlarda bu eleştiriler kabul edilir eleştirilerdi. Çünkü havacılık sektörüne Türkiye daha yeni yeni alışmıştı. Ve büyük eksiklikler vardı. Ancak Pegasus Hava Yolları gibi işletmelerin şu anda tabii çok büyük tecrübeleri var ama buradan şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Hava yolları şirketleri de kendilerini bir kere toparlaması lazım. Bu işe el atmaları lazım. Çünkü şöyle eleştiri her ortamda her yerde yapıyoruz ve yapıyorum da.
Örneğin havalimanına gidiyorsunuz, check-in yaptınız, geldiniz, uçağa geçeceksiniz. Uçağı görüyorsunuz, apronda duruyor uçak ve oradaki görevliler sizi almıyorlar. Ya diyorsunuz geç kaldım, bak uçak orada, yetişmem lazım, kusura bakmayın biz kapattık diyorlar. Ancak bu 15 dakikaya yarım saate tahammül edemeyen hava yolları şirketlerin zaman zaman size 3 saat 4 saate varan gecikmelerle uçuşunu sağlıyorlar. Ve bunları yapanlar daha çok işte ismi geçen hava yolu şirketleri. Bir telefon bağlantısı yapacağız. Size sonra devam edelim isterseniz. Şu an telefon attığımızda Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi var. Recep Demirhan. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hatta düştü zannediyorum. Recep Bey bizi duyabiliyor musunuz? Recep Bey bizi duyabiliyor musunuz? Evet, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilmişti değerli izleyenler. Yakın bölgeler elbette Kartal bunlardan bir tanesi de. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de pek çok yaralı ulaştırılmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 120 yaralının hastanelere taşındığı bilgisini paylaşmıştı. Recep Demirhan telefon hattımızda mı arkadaşlar? Bağlantı sağlanacak mı? Peki tekrar ulaşıldığı zaman bizimle irtibata geçecek. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Vali Ali Yerlikaya'nın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz değerli izleyenler. Şimdi biz devam ediyoruz. O soruşturmalar neticesinde her şey ortaya çıkacak diyoruz. Bu birkaç haftayı alabilir. Bir ön rapor hazırlanacak, ön araştırma yapılacak. İkinci olarak da bir rapor daha hazırlanacak ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak bu raporda birlikte. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da uçağın pistten çıkmasını ilişkin soruşturma başlattı. Hemen akabinde o araştırmalarda hemen başladı aslında. Önümüzdeki saatler içerisinde peyderpey yansıyan bilgiler olabilir. Şöyle bir toparlama yapalım biz. İzmir'den İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçakta 171 yolcu bulunuyordu ve 6 mürettebat vardı. Yani toplamda 177 kişi bulunuyordu. Bunlardan ikisi de henüz çocuktu. Uçak pistten çıktı, savruldu ve üçe bölündü. Uçağın bir kısmı alev aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Elimize gelen görüntüleri de sizlerle paylaşmıştık. Uçakta bulunan yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı. Hem uçağın acil çıkış kapısını kullandı çıkmak için yolcular, hem de bölünen kısımlarından yolcular dışarıya çıkabildi. İki pilotun durumunun ağır olduğu bilgisi var. Son olarak paylaşılan Vali Ali Yerlikaya'nın bilgilendirmesi de 120 yaralının hastanelere taşındığı yönünde. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da uçağın sert iniş yaparak kırıma uğradığı bilgisini paylaştı. Ve bugün içerisinde de kazadan hemen sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu ve uçuşlar için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Biz de yine sizlere gelişmeler oldukça konuyla ilgili aktarmayı sürdüreceğiz. Tekrar ben arkadaşlarıma sormak istiyorum. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan şu an için yok. Tamam, biz devam edelim o zaman. Diğer konuya geçelim. Dün akşam saat 17 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde değerli izleyenler, 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren de 2 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktaya bir çığ daha düştü. Bu konuya tekrar döneceğiz. Telefon hattımız da şu anda Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan var. Recep Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Vali Yerlikaya 120 yaralının hastanelere taşındığı bilgisini vermişti. Şu an Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaç yaralı var acaba Sabiha Gökçen'den getirilen? Sabiha Gökçen'den 22 kişi getirildi bize. Bir tanesi X, 21 tanesi yaşıyor. Tekrar alabilir miyim? Recep Bey, 22 kişi hastaneye yaralı getirildi. Evet. 22, yani 21 yaralı, bir tane de X geldi. X, Uhul geldi.
3 tane de o yan tarafta bir metro inşaatı var. Orada da herhalde çökme olmuş. Oradan 3 tane yaralı geldi. Toplam 25 kişi var bizim hastanede. Diğer yaralıların durumu nedir peki? 8 tanesi orta düzey, hafif düzeyde yaralı, 14 tanesi orta düzeyde yaralı. İlk muayeneleri yapıldı, vücut taramaları gerçekleştirildi, tomografileri çekildi. İlk tedavileri tetanoz aşılarına kadar yapıldı. Müşahedeye alındı hastalar, takibi yapılıyor. Arkadaşlarım birden çok multidisipliner bir yaklaşımla tedavilerine başladılar. İlerleyen saatlerde de 6-7 tanesine ameliyatlar başlayacak. Recep Bey, şimdi sizin dediğiniz şey çok çok önemli. Çünkü henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Can kaybı yok denilmişti ama sizin bize verdiğiniz bilgiye göre bir kişinin hayatını kaybettiğini mi söylüyorsunuz bize? Yani bir tane eks geldiniz, evet. Sabiha Gökçen havalimanından değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla öyle. Diğer 22 kişi de hala hastanede. 21 kişi. Peki yaralı hala gelecek mi? O duruma ilişkin bir bilginiz var mı? Bilmiyorum. O konuda hiçbir bilgim yok. Peki pilotlar sizin hastanenizde mi? Tamam. Recep Bey, duyabiliyor musunuz? Evet. Duyamadım. Pilotlar sizin hastanenizde mi bulunuyor değil, peki? Değil. Bizde değil efendim. Peki. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Recep Demirhan telefon hattımızda 22 kişinin hastaneye getirildiğini, birinin hayatını kaybettiğini söyledi bize. 21 kişi de yaralı, tedavileri hala devam ediyor. Bu yeni bir bilgi bizlerle paylaşılan. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Onun da altını çizelim değerli izleyenler. Ama Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Kartal Hastanesi'ne 22 kişinin getirildiğini, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının hemen ardından 22 kişi getirildiğini ve bunlardan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Diğer 21 kişi de yaralı, tedavileri hala devam ediyor. Sanıyorum 8 yaralının durumu ağır mı dedi? 14'ü orta, 8'i hafif dedi. 17-8'inde ameliyat alacaklarmış orta olanların. Yani çok şey yokmuş. Evet, bu gerçekten biz can kaybı olmaması sevindirici diyorduk ama bir kişinin hayatını kaybetmesi bilgisi gerçekten bizi üzdü. Yine başka hastanelere kaldırılan var mı acaba? 120 bölgedeki hastaneleri var. 120 yaralının hastaneye taşındığı belirtilmişti zaten. Yine vali Yerlikaya açıklama yapacak zaten önümüzdeki saatler içerisinde ama bu bilgiyi de kendisi paylaşacaktır. Biz Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimini almış olduk. Çökmeden dolayı da 3 yaralı gelmiş. Yani çökmeden dolayı, evet. Değil bunlar. Evet. Peki biz Van Bahçesaray'daki çığ faciasını konuşmaya devam edelim. Tabii sıcak bir nokta olduğu için de Sabiha Gökçen Havalimanı, o noktadan gelen bilgiler ya da canlı bağlantılar, telefon bağlantıları sık sık döneceğiz ve son durumu alacağız. Önder Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi bugün 33 kişi hayatını kaybetti. İkinci çığ vakası yaşandı ve 53 kişi yaralandı deniliyor. Yeni bir çığ tehlikesine karşı da uyarılar yapılıyor bu noktada. Nasıl bir çığ felaketi yaşadık biz? Şu an bölgede neler yapılıyor? Dünden bugüne neler yapıldı? Evet, tabii çığda her zaman tıpkı depremlerdeki artçı depremler gibi devamen ikinci, üçüncü çığların olması mümkündür. Bunu en çok tetikleyen neden bölgede kar yağışının sürekliliğidir. Bizim hep dikkat çektiğimiz bir nokta, kar belli bir müddet yağar ve arazi özellikle sarplaştığında, yani 28 derece ve üzerindeki eğimleri aslında zikredebiliriz. Bu arazi gitgide dikleştiğinde ve sarplaştığında üzerindeki kar kütlelerinin hareketi gitgide daha mümkün hale gelir. Özellikle örneğin birkaç gün kar yağdı. Bu kar kısa bir süre ara verdi ve gece
Halk arasında işte dona çekme denir, ayaza çekme denir. Bir anda hava açtı, kar yağışı olmadı ve geniş kar kütleleri, yani burada binlerce metreküpten bahsediyoruz elbette, donar ve taşlaşır. Daha sonra bunun üzerine tekrar taze kar yağdığında, ki Van örneğinde bunu görüyoruz. Aslında hepsini görüyoruz anlattıklarımın. Yani hem arazinin ciddi meyilli olması, kurtarma görüntülerinden izlediğinizi tahmin ederim. Hem de devamında kar yağışının olması bizim aslında korktuğumuz bir tablodur. Bu da aşağıda sertleşmiş olan kar tabakasıyla yeni yağmış olan kar kütlelerinin birbiriyle anlaşamaması, birbirini sevmemesi ve üzerindeki taze kar kütlelerinin hareketlenmeye meyil etmesi anlamına gelir. Bu doğal nedenlerden olabilir. Yani karların artık belli bir ağırlığa ve birikime ulaşması neticesinde kendi haliyle, kendi doğal nedenleriyle ve ağırlığıyla, kütlesiyle hareket etmesi olabilir. Bazen bir ses, yani basit bir ağır vasıta aracın bölgeden geçişiyle çıkardığı motor gürültüsü aynı şekilde çığı tetikleyebilir. Hatta ve hatta depremler bile çığı kolaylıkla tetikler. Bunu Bingöl depreminde biz görmüştük. Dolayısıyla kar yağışı devam ettiği sürece risk her zaman vardır. Evet. Müdahaleciler buradaki riski tartarlar elbette. Dürüst olmak gerekirse çığda riski hiçbir zaman sıfırlayamazsınız ama minimize edebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. Kısa bir reklam arası var şimdi. Reklama gidelim, ardından devam edelim. Hay hay. Kısa bir reklam. Tekrar merhaba efendim. Şimdi konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam kimlerle birlikteyiz? Bir kez daha konuklarımı sizlerle tanıştırayım isterseniz. İstanbul Akut Lider Yardımcısı Önder Turan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz, Vatan Partisi MYK üyesi Cem Dikmen ve ekonomist ve bilişim uzmanı Cem Haydar Bektaş'la birlikteyiz. Tabii sıcak konular gündemde. Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasını konuşuyoruz. Bu arada bu yeni bilgiyi sizlerle bir kez daha paylaşalım. Biraz evvel Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi telefon hattımızdaydı. Recep Demirhan, kendisi hastaneye 22 kişinin getirildiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini bizlerle paylaştı. Önümüzdeki dakikalar içerisinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. O net bilgileri bir kez daha resmi olarak açıklamasını bekliyoruz. Biz de o açıklama olduğu takdirde biz de kameralarımızı Sabiha Gökçen'e çevireceğiz. Şimdi Önder Turan'la devam edelim. Van'da bilindiği üzere Bahçesaray ilçesinde hem dün bir çığ yaşanmıştı hem de bugün ikinci çığ felaketi yaşandı. Bugün 33 kişi hayatını kaybetti. Dün de 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çığ neden olabilir? Bunu sormuştuk Önder Bey'e. Ardından da dünden bu yana çalışmalar ne durumda? O noktada son durum nedir? Evet, şimdi tabii bugün yeniden çığa maalesef maruz kalan önemli sayıda müdahaleci var. Çoğunluğu silahlı kuvvetler, itfaiye ve vatandaştan oluşan karmaşık bir grup, karışık bir grup. Dolayısıyla şimdi bu tarz müdahalelerde özellikle çığda zaman çok sınırlı. Çünkü çığ altında kalan bir kazazedenin en büyük ve başlıca problemi içerideki az miktarda kalan oksijenle hayatını idame ettirmesi. Takdir edersiniz ki bu da müdahaleyi çok hızlı olması gerektiği gibi bir zorunluluk beraberinde getiriyor. Burada tabii ki mesela deprem gibi vakalarda ya da doğadaki kayıplarda eğer iklim şartları ve arazi buna müsaade ediyorsa bu işte çok uzmanlaşmış ekiplere ve personele ek olarak vatandaştan, silahlı kuvvetler unsurlarından, güvenlik güçlerinden, yani kısacası doğrudan bu iş konusunda uzmanlaşmış olan kişiler dışındaki insanlardan da destek alabilirsiniz. Tıpkı bu olayda olduğu gibi. Bunun artıları ve eksileri vardır ve iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Biz genelde doğadaki kayıplarda en büyük dostumuz o bölgenin kendi insanıdır. Çünkü her zaman söylediğimiz bir şey vardır. O bölgede yaşayan insan o bölgeyi en iyi bilen insandır. Riskleriyle, geçmişiyle, yaşanmış olan olaylarla, artılarıyla, eksileriyle bilir. Yani nasıl bir hava döngüsü var, burada geçmişte ne tip hadiseler yaşandı, ne seviyede yaşandı, buna hakimdir. Ancak çığ dediğimizde bölgedeki artan risk yoğunluğuyla birlikte bu tarz destekler alınırken
iki kere düşünülmeli ve birazcık daha temkinli yaklaşılmalı elbette. Yani vatandaşın da ya da sizle birlikte arayan diğer ekiplerin de bu işin bir mağduru olabileceği, ikinci, üçüncü tehlikelerin mağduru olabileceği gerçeği de göz önüne alınmalı. Burada maalesef böyle bir olumsuzlukla karşı karşıyayız. Tabii şimdi artık içinde bulunduğumuz nokta itibariyle doğrudan işi bu olan, uzmanlığı bu olan arkadaşlar, kurtarma görevlisi arkadaşlarımız, diğer ekiplerden, AFAD'dan ve diğer UMKE gibi diğer kurtarma ekiplerinden yetkin insanlar bölgede artık daha aktif arama kurtarma çalışması yürütüyorlar. Burada ne yapılır? Burada tabii çok aşamalı ve çok teknik bir hadise olmakla beraber öncelikle meteorolojik şartlara bir bakılır. Yani ilerleyen günlerde bizi bölgede ne bekliyor? Metrekareye düşen kar yağışı miktarı ne olacak? Çığ anında riski en çok arttıran faktörlerden biri olan rüzgara bakılır. Rüzgar hangi yönden gelecek? Çünkü çığın oluşmasının ana nedeni kar birikimidir az önce bahsettiğimiz gibi. Ve kar birikiminin en büyük faktörlerinden biri de etkileyen ve yön veren rüzgardır. Yani karın nerede birikeceğinden hangi yöne hareketleneceğine kadar. Dolayısıyla müdahaleciler örneğin rüzgar altı kalmaktan kaçınırlar. Yani bu tehlikenin arttığı ve hareketlenme meyili olan bölgede olmaktan kaçınırlar. Oradaki arkadaşlarımız şu an bunlara bakıyorlar. Peki bu ikinci çığ yaşanmadan önce bu ihmaller göz önünde bulundurulmadı mı? Şimdi bunu çok kesin bir dille söyleyemem doğrusu. Çünkü her zaman sahanın gerçekleri farklıdır. Ve orada bu olay yeri tabir ettiğimiz bölgeyi yöneten kişiler elbette ki yetkin kişilerdir. Ama çok bileşenli bir olaydan bahsediyoruz. Mutlaka ki çığ testi yapılmıştır vesaire ama bir aksaklık var ki böyle bir olumsuzlukla da karşılaştık. Bu gerçeği de önümüze koymamız gerekiyor. Bunun nedenleri de tıpkı az önceki uçak kazasında olduğu gibi olayın ilk saatlerinde ya da ilk günlerinde de buna yanıt vermek güçtür. Ama ilerleyen günlerde bu kaza araştırıldığında çok net sonuçlara gidersiniz. Ama bugünün önceliği bir kere orada mağdur olan insanların hızlı bir şekilde güvenli ve sağlıklı koşullara alınmasıdır. Bunu da maksimum emniyette yapmak zorundasınız. Yani artık bir üçüncü kaza olmaması için. Burada ne gibi yöntemlere başvurursunuz? Bir kere üçüncü bir çığ tehlikesini durdurmak için suni çığ oluşturursunuz. Bu yöntemlerden bir tanesidir ki benim tahminim şu anki bölgeden gelen bilgiler de o yönde. Bir üçüncü çığın önlenmesi adına bir suni çığ yaratılacaktır. Yani biraz daha yani birikmiş kar kütleleri gözlemlenir ki bunlar kendisini aslında uzmanlar nezdinde iyi belli eder. Yani işi bilen teknik insanlar tabiri caizse coğrafyayı ve araziyi okurlar. Ve nereden artık çığ geleceği noktasında isabetli tahminler yaparlar. Burada balkon gibi, korniş gibi bizim dağcılık ve doğa terminolojisindeki tabirlerimizde kar kütlelerinin biriktiği, renginin değiştiği, belirli coğrafi belirgin noktalarda toplandığı alanlar gözlemlenir. Ve buralarda bir tehlike daha olmaması adına bir suni çığ yaratılır. Suni çığ nasıl yaratılır? Tabii çok konvansiyonel yöntemler var. Geçmişte bunun için patlayıcılar vesaire de kullanılırdı ama günümüzde örneğin havan tabir ettiğimiz silahlı kuvvetlerinde kullandığı bunun sivil versiyonları da var. Askeri versiyonları da tercih edilebilir. Bu tarz dış müdahalelerle kendi kendisine düşmeden önce siz düşmesini sağlarsınız. Bunun riski var mı peki? Bölge emniyeti alırsanız çok minimize edersiniz. Yani daha sonra karşılaşacağınız şeyden. Kurtarılmayı bekleyenler var. Öldü bildiğim abi. Kadarıyla yarına çalışmalar başlayacak. Çalışmalar ara verildi. Şimdi bu söylediğinizi yaptıklarında yarınki çalışmaya da gerek kalmayabilir bir daha orada çığa siz sebebiyet verirseniz değil yok, mi? Yok tabii bunu biz biraz hızlı ve zaman darlığından yüzeysel geçiyoruz takdir edersiniz ama burada kazazedelere ek bir yük çıkaracak ya da ek bir zorluk çıkaracak bir çalışma değildir bu. Burada birazcık yön verme diyelim biz. Yani orman yangınlarında örneğin ağaç kesilerek bir bariyer alan yaratılır. Baktığınız zaman bu agresif bir müdahaledir. Ama doğru bir müdahaledir. Çünkü bir alanı ağaçsızlandırırsınız, ağaçtan arındırırsınız ve oradan artık yangın sirayetini önlersiniz. Çığda da, selde de bunun gibi bazı agresif ama bir sonraki büyük tehlikeyi önleyici adımlar atarsınız. Bu da onlardan bir tanesidir. Doğru da bir harekettir. Gerekli de bir harekettir. Bunun akabinde teknik ama sayıca fazla personelle çığ sondası ismini verdiğimiz görüntülerde görmüşsünüzdür. Bir takım çubukları karda böyle temkinli bir şekilde aşağıya doğru iterler ve bir cisme denk gelmesini amaçlar oradaki kurtarmacı arkadaşlarımız. Ve bu cismi de yorumlarlar. Yani çığ sondasının hareketinden, çığ çubuğunun hareketinden canlı bir nesne mi, yumuşak bir malzemeye mi temas ettiler ki bu kişinin sırt çantası olabilir,
Kurtarma personeli ise örneğin sırt çantası olması çok yüksek ihtimal, kaskı olması çok yüksek ihtimal. Sırt çantasına dokunduğu zaman bunu yukarıdaki kurtarma personeli yorumlayabilir. Bir parantez açayım. İstatistikler de sırt çantalı kişilerin çığa maruz kaldıklarında kurtulma oranlarının normal bir kişiye göre, yani çantasız bir kişiye göre daha yüksek olduğunu da söyler. Buradan çanta varmak istediğim onu nokta, çanta sizi birazcık daha yüzeyde tutan bir enstrüman halini alabilir. Burada tabii teknoloji de var. Aslında ona da değinelim. Bugün artık örneğin kayak sporuyla uğraşan insanlar bunu yakından bilirler. Kayak montlarının içerisinde standart bazı donanımlar vardır. Bunlar kişinin üzerinden dışarıya doğru radyo dalgalarıyla bir haber, bir sinyal gönderir. Bunlar kurtarma ekiplerinde çift yönlüdür. Yani hem bu sinyalleri okumaya hem de bir sinyal göndermeye yarar. Ki kurtarmacı burada problem yaşadığında yerini belli edebilsin diye. Yani cihazın kalibrasyonunu değiştirerek dışarıya sinyal gönderebilsin diye. Şimdi aşağıda kurtarma personeli, yani doğrudan işi bu olan, uzmanlığı bu olan arkadaşlar eğer maruz kalsalardı, o arkadaşlarımızın bu teknolojiyi kullanması müdahaleci açısından zamanı kümülatif bazda kısaltırdı. Çok değerli olurdu. Ama maalesef aşağıda kalan personel itfaiye personeli, silahlı kuvvetler personeli. Dolayısıyla donanım olarak işi bu olan kurtarmacılara göre birazcık daha dezavantajlı pozisyonda olduklarını da belirtmek lazım. Peki. Şimdi buraya 9. gezegen deniliyor. Haberiniz var mı buradan? Tabii. Bu bölge 9. gezegen deniliyor. Hı hı. Kardan dolayı. Tabii asıl acı olan şey şu. Yani oraya hiç dokunmuyoruz. Yani şimdi tabii kurtarma nasıl yapılıyor falan. Olay nasıl gelişmiş? Bir kere 8 ay benim işte bugün Van'da yaşayan iş insanı, Vanlı arkadaşımla konuştum. Çok detaylı bir bilgi verdi, farklı bir bilgi verdi. O da şu, yani hepimizin bildiği gibi işte o karayolun, yani Van'dan Bahçekapı'ya giden o karayolunun Bahçesaray'a gideni temizliyor. Çığ geliyor, çığın bir parçası o temizleme aracına geliyor, devriliyor, altında kalıyor. Oradan gelen bir minibüs de aynı şekilde çığ yaşıyor. O tonlarca kar o minibüsün üstünde. Hı hı. Düşünün bakın saat 17'de oluyor bu olay. Evet. 4 saat sonra kurtarma geliyor oraya. Şimdi bu yol 8 ay kapalı olan bir yol. O yüzden buraya 9. gezegen diyorlar. Ve neden kapalı? 8 ay çünkü sürekli kar yağan bir bölge. Ulaşım. Enteresan bir şey, o bölgenin milletvekili, aynı zamanda Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan kişi de oraya çözüm bulunması için mücadele ediyor yıllarca. Peki ve o bölge kapalıyken minibüs nasıl girebiliyor oraya? Hayır, şimdi öndeki yolu açıyor, o da arkasından geliyor muhtemelen. Sonra çığ gelince altında kalıyor tabii ki. Şimdi buradaki bu olay, prefabrik tüneller yapılıyor. Çözüm olarak prefabrik tünel yapılıyormuş. O prefabrik tünel işte 8 ayı idare ediyor. Ve bu bahsedilen baş danışman Gülşen Hanım, Gülşen Orhan, bunun mücadelesini veriyor. 2 yıl öncesi basına çok sevinici bir açıklama yapıyor. Diyor ki oraya tünel yapılacak. Hı hı. Ve bundan sonra işte bu sıkıntı yaşamayacaktır buradaki insanlar diye. Ve 2 yıl geçiyor. Hiçbir gelişme yok. Yani sadece o basın açıklamasını yapıyor ve onunla kalıyor. Ve işin enteresan tarafı, yani bir tünel bunun mücadelesini veren, bunun gibi mücadelesini veren kadın da bu eski milletvekili başdanışman da bu felaketi yaşıyor. Şimdi biz yayına girmeden sordum Önder Bey'e, dedim ki yani orada olması normal. Şimdi kim orada olması lazım? Arama kurtarma konusunda tecrübesi olan insanlar orada olması lazım. Peki AFAD Başkanı, il başkanı, o da işte bugünkü şeye maruz kaldı. İkinci çığa maruz kaldı. Kendisini kurtardılar. Bu arada şimdi denildi ki o bölgeyi en iyi kim bilir Önder Bey? O bölgede yaşayanlar bilir. Şimdi o bölgede yaşayanlar işte az evvel videoda öyle baktık. Ellerinde kazma küreklerle şimdi yol açmaya gidiyorlar. Peki bu doğru mu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu doğru değil zaten. Şimdi dedi ki bana arkadaşım, inşallah doğru çıkmaz, çok daha fazla bir zayiat söz konusu o bölgede. Şu anda İçişleri Bakanlığı açıklaması var, durduruldu. Niye? Üçüncü bir çığ tehlikesi var. Var. Ama bizim anlamadığımız, benim anlam veremediğim şey, dün 5 kişi, 2 kişiyi kurtaramıyor. 5 kişi ölüyor, 2 kişi kurtaramıyor da gece oluyor, çok soğuk. Sabah devam ederiz diyorlar. Sabahleyin arama kurtarmadan geliyor, pardon AFAD'dan geliyorlar. Jandarma geliyor, şu geliyor, bu geliyor falan. Ama halk da geliyor oraya. Şimdi acaba burada kaç kişi halktan orada vardı, köylerden gelenler kaç kişi vardı? Bu biliniyor mu? Acaba o şeyin,
çığın altında acaba onlar da var mı? Yani bu sonra ortaya çıkacak da böyle bir tehlike de var. Bir de neden bu işe zamanında el atılmadı? Yani 2 yıl öncesi burada bir sıkıntı var. 8 ay yollar kapalı. Oraya hiçbir şekilde araç gidilmiyor, erzak gidilmiyor. İnsanlar 8 ay 9. gezegen gibi yaşıyorlarmış. Bu bilindiği halde neden bununla ilgili çözüm üretilmez? Belki bunu tartışmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi orada, Bülent Bey, sizce var mı bir ihmal? İhmalden ziyade şimdi ben yani olay meydana geldikten sonra Van İl Başkanımızla da görüşmüş. Çünkü bizim Van İpek Yolu İlçe Başkanımız da hayatını kaybeden kişilerden bir tanesi. Yani bu vesileyle hem kendisine hem de diğer vefat edenlere de başsağlığı diliyorum. Orada olay meydana geliş şekli şu şekilde meydana geliyor. Bir iş makinesi zaten orada çalışıyor operatör şeklinde. Minibüs oradan geçmek üzereyken operatör biraz da bu çalışmalarda tecrübeli biri olduğu için tehlikeli olduğunu, çığ düşebileceğini ve minibüse yola devam etmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Onlar da işte evlerine ulaşmak mecburiyetinde olduklarını, zincir takıp yani yola devam etmek istediklerini onunla paylaşıyor. O esnada zaten çığ meydana geliyor ve kendisi yani o operatör kendi imkanlarıyla kurtulup zaten olayı ilk haber veren kendisi. Bizim ilçe başkanımız Mehmet Emin Kurt Bey'in de çığın altında kalan iki kişiden bir tanesi de kendi akrabası. Dolayısıyla o da hemen yani sonraki gün olay yerine intikal ediyor. Niyetinde hani doğru yani oradaki halk niye müdahale etti falan diyebiliriz ama oranın coğrafyasını düşündüğümüz zaman gerçekten yani güvenlik kuvvetlerinin ya da AFAD ekiplerinin ulaşmasının son derece sıkıntılı olan bir yer ve hani akrabalık ilişkilerin de yoğun olduğu bir bölge. Siz yani bir eşinizin, dostunuzun kar altında olduğunu hissettiğiniz an çevre köylerden kendi imkanlarınızla mutlaka müdahale edersiniz. Zaten bu müdahale de bu şekilde olmuş bir müdahale. Yani böyle çok rahat imkanlarla hemen 3 dakika 5 dakika yangın yerine ulaşır gibi ulaşılan bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yani bu geçitle yani sarp bir kayalık ve 3000 rakımın Bahçesaray'a geldiği zaman 1700'lere düştüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani sarp kayalıklar uçurum gibi bir coğrafya. Ben yani Bahçesaray'a kadar gitmedim ama Bahçesaray'ın hemen komşu olan Çatak ilçesine kadar gittim. O coğrafyayı gezdim. Yani gerçekten doğa harikası bir bölge. Ama doğa harikası olduğu kadar da çok çetin coğrafi şartlarla mücadele eden bir coğrafya. Zaten Bahçesaray'ın kendisi de çok tarihi bir ilçe. Hatta milattan önce 330'lu yıllara kadar geçmişi dayanan bir ilçe. Yani böyle sonradan oluşmuş bir ilçe değil. Yani milattan önce 330'lara kadar dayanan bir ilçe. Dolayısıyla yani vatandaş kendi imkanlarıyla müdahale etmek mecburiyetinde kalıyor ama elbette o müdahalede bazı yani can havliyle yapılan müdahalelerden ihmaller olabilir, farklı sonuçlar olabilir. Yani meydana gelme şeyi bu. Hala çığ altında olduğu söylenen yaklaşık 15-20 kişinin olduğunu il başkanımız da ifade etti. Yani Sayın Gülşen Orhan çığ altında bulunan şu anda evet, kurtarılmayı bekleyen 20 civarında kişi olduğunu ifade etti ama yani tabii dediğim gibi net bir bilgi olmadığı için sayının inşallah daha fazla değildir. Çünkü çevre köylerden ve olaydan hemen olay yerine müdahale için giden kişiler söz konusu. Coğrafi şartlardan dolayı da müdahalesi zor bir coğrafya. O açıdan yani inşallah daha fazla ölümler meydana gelmez diye umut ediyorum. Evet. Yalnız burada yani mesela şeyin hakkını teslim etmek lazım. Van Milletvekili Sayın Gülşen Orhan, Sayın Cumhurbaşkanımızın da şu anki danışmanı. O bölgede hakikaten çok ciddi çalışmalar. Yani çünkü kendisi de Bahçesaraylı. Hatta zannedersem babası da Bahçesaraylı belediye başkanlığı falan yaptı Refah Partisi döneminde. Oradan yani belediye siyasetçi bir aileden gelen bir kişi. O ciddi çalışmalar yaptı. Bazı tünellerin de açılması için muvaffak oldu. Yani yaptı onları ama yani tabii yaklaşık işte Van'a 110 kilometre uzaktaki bir uç ilçeden bahsediyoruz. Hı hı. Diğer yatırım planına alınan ama henüz faaliyete geçmeyen veya ihalesi yapılmayan başka tüneller de var ama hani bu bugünün sorunu olan bir yer değil. Yani dediğim gibi ta milattan önce 330'lara kadar tarihi dayandıran bir ilçeden bahsediyoruz. Yani hani sonradan peki oluşmuş bir ilçe değil. Kanal İstanbul'a kasmayı vuracağız ama oraya şey yapamayacağız. Cem Bey, kısa bir reklam arasına gideceğiz. O reklamdan sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her
her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Bu cuma BİM'de Braun erkek bakım seti 139 lira. Hisar 3 parça çelik cezve takımı 39 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Şimdi konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, kimlerle beraberiz bu akşam? Önder Toran, Bülent Kaya, Ahmet Yeliz, Cem Dekmen ve Cem Haydar Bektaş'la birlikteyiz. Hem Sabiha Gökçen'de yaşanan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasını konuşuyoruz. Bu konuya ilişkin de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da yeni bir açıklaması var. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye ulaştırıldı diyor. Biz programımız içerisinde de telefon bağlantıları da gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte biraz evvel yaptığımız telefon bağlantısı da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimine bağlanmıştık. Recep Demirhan bizlere hastaneye 22 kişi getirildiğini ve bir vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini vermişti. Henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi ama başhekimin verdiği bilgiye göre bir kişi hayatını kaybetti. O resmi açıklamalarla birlikte de netlik kazanmış olacak. Bir taraftan da Van'ı konuşuyoruz efendim. Van'da dünden bu yana çığ felaketleri yaşandı. Önce bölgeye gidelim, Van'a gidelim. Son durum ne? Çalışmalar ne durumda? Anadolu Ajansı Van muhabiri Mesut Tuvaroğlu karşımızda şu anda. Telefon attığımızda zannediyorum değil mi? Telefon attığımızda Mesut Bey, hoş geldiniz yanımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nedir oradaki son durum? Çalışmalara ara verildi zannediyoruz. Yarın sabah itibariyle mi başlayacak? Şu anda arama kurtarma çalışmaları hangi durumda? Evet, sizin de aktardığınız gibi dün Van Bahçesaray Karayolu'nun 33. kilometresinde bir çığ meydana geldi. Çığın altında bir yolcu minibüsü kalmıştı. Bu yolcu minibüsleri arama çalışmaları devam ederken bugün sabah itibariyle arama çalışmalarının devam ettiği noktaya ikinci bir çığ düştü. Çalışmaları sürdüren ekibin üzerine düştü. Çok sayıda kişi çığın altında kaldı. Bunları kurtarmaya yönelik çalışmalar akşam saatlerine kadar devam etti. 33 kişi hayatını kaybetti. Bunlar çığın altından çıkarıldı. Yine 67 vatandaşımız yaralı bir şekilde çığın altından çıkarıldı. Çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralılardan bazılarının durumu hafif olduğu için taburcu edildi. Diğerlerin tedavileri devam ediyor. Sizin de aktardığınız gibi akşam saatlerinde arama çalışmalarına ara verildi. Çünkü bölge yoğun tipi ve kar yağışı etkisi altında. Üçüncü bir çığın düşme ihtimali, riski çok yüksek. Bu nedenle çalışmalara ara verildi. Yarın sabah itibariyle çalışmaların devam edeceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yine Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bölgeye geldi. Hastaneleri ziyaret ederek yaraların durumu hakkında bilgiler aldı. Bölgeden şu an için aktaracaklarımız bunlar. Mesut Varol, sana veda etmeden önce şunu da sormak istiyorum. Çığ altında kaç kişinin olduğu değerlendiriliyor son bilgi olarak? İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu çığın düştüğü bölgede oradaki yetkililerle, çalışanlarla yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Çığın altında 2 ya da 3 kişinin olabileceğini değerlendirdiklerini iletti. Onların çığ altından çıkarılması çalışmalarına ara verildiğini, yarın sabah çalışmaların tekrar devam edebileceğini söyledi. Şu an için 2 ya da 3 kişi olduğu değerlendiriliyor.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Van muhabiri Mesut Varol telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Van'daki son durumu aktardı bize. İki ya da üç kişinin çığ altında olduğu değerlendiriliyor dedi. Arama kurtarma çalışmaları yarın sabah erken saatlerden itibaren devam edecek. Buyurun. Umarız bu bilgiler doğrudur. Ancak Van'dan gelen bilgiler, hem bak Bülent Bey'e gelen bilgi Van'dan, hem bana gelen bilgi. Siz 15-20... Tabii yani şöyle, burada halk çeşitli köylerden, ilçelerden yardıma geldiği için şimdi bunların kimin geldi, kimin gelmediğini devlet zaten bilemez. Dolayısıyla da çığın altında olduğu tahmin eden 2 veya 3 kişi o minibüstekilerdir. Bu zaten bilinen bir şey. Benim işte kuzenim orada, kardeşim orada, eşim orada diyebilir. Ancak oraya başka yerden yardıma gelenler var. Orada yetkililerle paylaşılmıyor mu? Hayır, o şekilde sayı çıkartılmıyor mu? Biz de izliyoruz şu anda, bir sürü işte köylüler orada gelmişler, yardım etmeye çalışıyorlar. Şimdi bakar mısınız? Şimdi kaç kişi orada olduğunu bilemezsiniz siz. O anda çığ geliyor ve çığın gelişi de hesaplanmıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Mesela en fazla zayiatı kim verdi? Jandarmadan zayiat verildi bugün. Değil mi Önder Bey? Evet, en fazla jandarma neydi? Ve itfaiyeden. İtfaiyeden neden? Çünkü onlar daha tecrübesiz AFAD'a göre veya diğerlerine göre daha tecrübesiz. Çünkü o süreçte komutan işte yardım demiştir, koşmuştur falan. Gelebilecek riskleri bilemediği için de bu zayiat yaşandı orada. Ancak bu arada orada şeyi var, yani köylüler var. Ve bizim yani benim aldığım bilgi umarım doğru değildir. Ama orada köylüler var ve onların kimler vardı, kaç kişi vardı bilinmiyor. Zamanla ortaya çıkacaktır. Siz daha fazla kişinin olduğunu... Öyle değil. İnşallah öyle değildi. Yani, öyle teyit etti şu anda Bülent Bey de. Aynı bilgiyi Van'dan almış. İl başkanı. Ben de oradaki iş insanından aldım. Böyle bir risk maalesef var ama bizim tabii ki eleştirmemiz gereken şey şu olması lazım. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı yapan eski Van milletvekili Gülşen Orhan mücadele ediyor. Buradaki bir riskten bahsediyor. Az evvel yine bahsedildi mesela. O Bahçesaray köyü veya ilçesi 1870 rakımlı bir ilçe. Yani bu kadar yukarıda bir ilçe ve 3000 metre aşağı da yerler varmış. Şimdi böyle bir risk, bu her sene yaşıyorlar bu sıkıntıyı orada yaşayanlar ve 8 ay boyunca oraya yani ne hastasını taşıyabiliyor şehire, ne de şehirden insanlar orada yardıma gelebiliyor. Yani 8 ay orada o şekilde kendi imkanlarıyla yaşamak zorunda olan insanlardan bahsediyoruz. Bir iki yere zannediyorum prefabrik bir tünel kurmuşlar. Bu işte çığa karşı önlem olsun diye. Neden Kanal İstanbul için ısrarla ve inatla 77 milyar TL'ye harcarın diyen bizi yönetenler burası için önlem almadılar. Küçük bir yer için önlem almadılar. Bunun ayrıca tartışılması gerekir ve bu konuda da gerekli eleştirilerin de yapılması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Ahmet Yeli, siz neler düşünüyorsunuz efendim? Bu arama kurtarma çalışmalarında bir ihmal var mı sizce? Ben programa katılmadan önce sizin kanalınızda yapılan kurtarma çalışmalarını izlemiştim. Orada yetkili şahıs gerçekten içler acısı, duygularını insanın en üst noktaya getirecek kelimeler kullandı. Özünde de şu var, biz de görüyoruz riskin olduğunu, biz de görüyoruz kurtarma çalışmalarında bir hayli risk olduğunu ama bir taraftan da bir şey yapmak istiyoruz dedi ve arkadaşını, bir operatörmüş aynı zamanda, oradaki iş makinesine binip o aşağıya doğru inip kurtarma çalışmalarıyla ilgili yaptığı çalışmayı anlattı. Gerçekten zor şartlar. Biz şahsen ben iki kere bu tip olayları yaşadım. Programın başında arz etmeye çalıştığım rahmetli Muhsin Başkanımızın Keş Dağları'nda, Maraş'ın Çağlayan Cedid'de 3-4 günlük bütün Türkiye'de izlemişti. Bir kurtarma çalışmaları vardı. Hakikaten dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Halk niye orada var diye belki bir tuhaf da karşılanabilir ama bu insani bir duygu. Bizim de en az 3000'e yakın arkadaşımız böyle bildiğiniz kıyafetlerle ayağında normal ayakkabılarla sahaya çıktı. Ve o kadar uyarılar yapılıyordu ki can güvenliği tehlikesi oluşuyor ama dinletemezsiniz. Çünkü bu duygu meselesi, biraz önce beyefendinin de söylediği Bülent gibi Bey. Akrabaları var, arkadaşları var. Bir de bu iş öyle bir iki tarafı keskin kılıç ki şimdi kurtarma için hamle yapmasanız kurtarılmayı bekleyenler var, onların yakınları var. Onlarla o eleştiriyle karşılaşırsınız. Kurtarmaya kalksanız Sayın Akut temsilcisinin söylediği gibi o kadar aşırı birbirini tetikleyen doğal
riskler var ki. Yani arada derede de kalıyorsunuz. Ha mutlaka daha önceden bir takım tedbirler alınmalı, bir takım şeyler yapılmalı ama bu büyük de bir doğa afeti. Bazı şeylerde de insani hatanın da üstüne çıkabiliyor. Sıfır insani hata dahi olsa yine de olabiliyor. Her şeyi de doğada engelleyemiyorsunuz. Maalesef bu böyle. Bizim ülkemiz de gerçekten çok ilginç bir ülke. Hani gül ve diken olayı gibi bir sürü güzellikleri ama bir sürü de riskleri olan bir ülke. Yani deprem kuşağındayız. Her gün sallanıyoruz. Ama deprem kuşağındaki bir ülkenin de işte toprağın verimliliğinden, doğasının güzelliğinden aklınıza gelebilecek doğa size birçok da güzellikler sunabiliyor. Ama birçok da risk oluşturuyor. Burada da yine bu bölgeyi bilen arkadaşlarımız bilirler. Biz de Van'a dolayısıyla siyaset yaptığımız için bir de görevimiz olduğu için partide doğuya, güneydoğuya, Türkiye'nin her yerine sık giden insanlarız. Gerçekten doğa harikası yerler gittiğinizde görüyorsunuz. Ama aynı zamanda riski de olan çok şey. Devlet bu, AFAD kanalıyla... Ahmetlere atılması gereken önlemler amacıyla atılması gereken adımlar yok mu sizce? Mutlaka vardır. Bakın insani hata ve insanın yapabileceği noktada çok şeyler sayabilirsiniz ve hepsi de haklıdır ve yerindedir. Bunlar eleştirilemez. Çünkü taleptir. Bu talepler yerine gelmelidir. Ben işin o kısmına değilim ama devlet ve kurtarma ekipleri, AFAD, İşte jandarmanın JAK, bunun yanında Şırnak itfaiyesi, bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nın UMKE'si, aklınıza gelebilen bütün ekipler zaten orada. Yani halkla ilgili kısmı çok az konuşuluyor ama devletin profesyonel ekipler de orada. Ama bu profesyonel ekiplerin üstüne geliyor bıçağı. Hı hı. Şimdi demek ki sözün de bittiği bir noktadasınız bir yerde. İnsanın da yapabileceği şeyler kısıtlı. Ha bunu yapmasın anlamında söylemiyorum. Eleştirilmesin, daha iyi istenmesin anlamında söylemiyorum. Zaten daha iyi istemezseniz insanlık gelişmez. Böyle bir şey olamaz. Eleştirmezseniz olayların üstü kapanır. Daha kötüsüyle karşılaşın. Bunlar doğal şeyler. Bunları söylemiyorum ama bazen de tabiat kanunları sizin üstünüze de çıkabiliyor. İnşallah bu tür şeylerin olmamasını dileyelim ama kurtarmayı bile yapamıyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Doğal şartları, sis var, işte önünüzü göremiyorsunuz. Biz de gerçekten ben bunu yaşadığım için daha önceki dönemlerde birkaç yerde başıma geldi. Ayrıca da işte bütün Türkiye'nin seyrettiği o şeyde. Siz bekliyorsunuz bir an önce kurtarılmaya erişilecek bir el. Bir yandan deniliyor ki tipi, kar, fırtına mümkün değil diyor. Kim diyor bunu? Akut diyor, diğer işte kurtarma en profesyonel ekipler diyor. Yani bir noktada duruyorsunuz, içiniz böyle bir akıyor gidiyor. Zor bir durum yani. Yani bu özür dilemeyeceğim, bir de ısır ama sadece bir ekleme yapacağım. Bakın, buyurun. Şimdi bak iddia ederek söylüyorum. Kış bitsin, bahara girer girmez orada tüneller yapılmaya başlanacak. Tamam mı? Türkiye'de önce yaşayacaksın sıkıntıyı. Yani bir felaketin de yaşanması gerekiyordu bakın, demek ne istiyorsunuz. Ne oldu? Şimdi bu deprem paralarıyla ilgili soruyor ya herkes. Her aklı selim soruyor ya bu deprem paraları nereye gitti falan diye. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ya en son grup toplantısında. Ne soruyorsun deprem paraları nereye gittiğini kardeşim? Ben Van'a harcadım dedi ya. Sonra dedi ki Anadolu Muhalefet Partisi'nin genel başkanı da. Peki bu deprem olmadan öncesi, bu 600 küçük zayiat vermeden öncesi o orada bunlar önlemler alınsaydı ya o binalar sağlamlaştırsalardı ya. Şimdi burada da bakın bu zayiatı verdik. 41 kişiyi biz Elazığ depreminde kaybettik. 6.8'de sallandı. Ermenistan'da hissedildi, Suriye'de hissedildi. Ve 41 kişiyi kaybettik. 2 günde de 33 kişiyi kaybettik. Daha ne olacağını da bilmiyoruz biz. Dolayısıyla da burada eleştiri oklarını tekrar hükümete çekmek gerekiyor. Çünkü baş danışmanın bir mücadelesi var. O başaramamış bunu yani. Peki. Ve buradaki paralar da aman aman paralar değil. Yapılacak tüneller cesaret. Ve 8 ay burada 9. gezegeni yaşayan bu insanlara yapılacak az bir yatırımla oraya tüneller açıp bu sorunu çözebilirdi. Cem Dikmen, evet. Sizinle devam edelim isterseniz. Sizce bir ihmal var mı? Şimdi bu tabii ki yetkililerin açıklamasından sonra biraz daha ortaya çıkabilir ama belki ihmalden ziyade yapılmaya çalışılan tüneller ya da yapılan tünellerin yeterli olmadığı aslında biraz aşikar olduğu için zaten bu kazalar yaşanıyor diyebiliriz. Ben
Geçen hafta sizin program, geçen hafta ya da ondan önceki hafta sizin programınıza yine katıldığımda deprem konusunu konuşuyorduk. Deprem olduğu sırada başka bir kanalda canlı yayındaydım. Şimdi çığ felaketini ve Sabiha Gökçen'deki kazayı konuşuyoruz. Yani felaketleri hep yaşandıktan sonra değerlendirme noktasında maalesef biz söz almak zorunda kalıyoruz. Ama aslında bizim konuşmamız gereken felaketleri yaşanmadan önce kayıpları en aza indirebilecek ciddi önlemleri nasıl alabiliriz olmalı. Burada da plan devreye giriyor. Yani devlet hele ki özellikle de Devlet Planlama Teşkilatı gibi çok köklü kurumların zamanında yaptığı önemli planlamalar, önemli tedbirlerle birlikte aslında nelerin önlenebileceği çok aşikar ortada. Ama burada biz tedbirleri konuşmaktan ziyade daha çok arama kurtarma noktasındaki başarılarımızı ya da başarısızlıklarımızı konuşuyoruz. Bilmiyorum şu an bir arzam var. Bir virgül koyalım isterseniz. Tabii, Sağlık tabii. Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor, izleyelim. Bununla ilgili de yakın takipteyiz ve şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu. İki hastamız içinde müdahalesi planlanmakta ve yoğun bakım şartlarında da tedavisi devam eden iki hastamız söz konusu. Bu üç hastamız, yani hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen iki hastamız için genel durumlarının iyi olduğunu, ciddi veya durumların ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 157 hasta içinde de herhangi yine ağır durumu ağır veya ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. Bütün sağlık ekibimiz baştan itibaren fedakar ve özverili bir şekilde gayret içindeler. Şu an Van'da 700'e yakın UMKE acil ekibi ve uzman ekip takviyesi yapıldı. Sahaya erken dönemde 119 ambulans hızla sevk edilmiş oldu. Hem hastanelerimizdeki teknik donanım ve fiziki şartlar ve yatak ve yoğun bakım imkanlarımız hem de genel olarak hekim kadrosu ile üniversite hastanemiz ve bölge eğitim araştırma hastanemiz bu anlamda yetkin bir şekilde erken dönemde müdahaleleri yapma noktasında yeterli olduğunu, bu arada bu özverili, fedakar çalışan ve hızla il dışından da gelip yardıma, kurtarmaya katılan sağlık personelimize de buradan teşekkür ediyorum. Ben bu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim, 33 kaybımız var. 33. Dün 5, bugün 33. Aralarında jandarmalarımız var, şehitlerimiz var. Kaç tanesi jandarmadır, kaçı sivil, bu konuda bir bilgi verebilir misiniz Sayın Bakan? Biri astsubay, onu uzman çavuş, 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 2 karayolcu, 3 itfaiye, bir Türksel çalışanı ve diğerleri de dünkü akrabalarını kurtarmaya gelen sivil vatandaşlarımız. Genel tablo bu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olasın. Gözden ben geçiyorum. Not alamadım o. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van'da yaralıları ziyaret etti ve ardından da kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Hem Van'daki son duruma ilişkin hem de bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Van'da dün 5 kişi, bugün de 33 kişi, yani toplamda 38 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada da bir kişinin
hayatını kaybettiğini belirtti. Biz Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimine yaptığımız telefon bağlantısında da Recep Demirhan bir kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Dolayısıyla bu bilgi de doğrulanmış, teyit edilmiş olduğu bakan tarafından yapılan açıklamada. Devam edelim biz. Siz Cem Bey bir şey söyleyecektiniz herhalde. Ben en son söylüyordum tamam. Herhalde Cemler. Cemler karıştı. Şimdi öncelikle tekrardan Türkiye'nin başı sağ olsun. Sağlık Bakanımızın açıklamalarında hepimiz büyük bir üzüntüyle dinledik. Şunu söylüyordum ben, doğal afetler Türkiye'nin ve bütün dünyanın muhakkak ki başındaki yaşayabileceği şeyler. Bu noktada aslında devletlerin yapması gereken vatandaşlarını korumak adına bu afetler yaşanmadan önce gereken bütün önlemleri almaktır. Bizlere düşen de aslında doğal afetler gerçekleştikten sonra yaşananları değerlendirmekten ziyade o afetler gerçekleşmeden önce yapılması gerekenleri söylemektir. Biz burada yapılması gerekenleri söylemeliyiz. Hem deprem konusunda hem çığ konusunda yapılması gerekenleri söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Belli ki 2016'da açılan Karabet Kar Tüneli, prefabrik tünel diye ifade ettiğiniz Karabet Kar Tüneli belli ki bölgenin ulaşımı ve çığ tehlikesine karşı korunması için yeterli tünel değil. Yani demek ki o bölgeye daha da fazla yatırım yapılması ve karayolu ulaşımının daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Buradan yetkililerin aslında bu dersi çıkararak bu planlamayı hızla yapması gerekiyor. Elbette ki bu dersler can kaybı olmadan çıkarılmalıydı. Yani bu hepimizin dileği olurdu. Ama maalesef bazı felaketler yaşandıktan sonra biz bu insanlar olarak bu dersi çıkartabiliyoruz. Burada bu işin bir plan meselesi olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Bu iş böyle seçim dönemlerinde yapılacak yatırımlar işi değildir. Bu iş böyle oradan buradan sündürerek çekip muhalefet edilecek noktada değildir. Bu iş bir plan işidir. Bu iş bir devlet planıyla, devlet aklıyla vatandaşın can sağlığını ön plana alarak yapılması gereken işlerdendir. Maalesef ki Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı kaybettik. Aslında Elazığ ve Malatya bölgesinde depreme hazırlık anlamında ciddi önlemler de alınıyordu. Buna rağmen kaybettik. Burada da bazı hasarlı binaların hızla elden geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu aynı şey Türkiye çapında da geçerli. Bakın Türkiye'de şu anda 1.6 milyon riskli bina söz konusu ve deprem fay hatlarının yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla buralarda da işte bugün çığı konuşup yarın tekrar deprem krizini konuşmamak için hızla bunun muhalefeti, hükümeti olmaz, hep beraber el ele vererek, hep beraber bir planlamayla, akılcı bir planlamayla, bilimsel bir yöntem izleyerek bu önlemler, bu doğal afetlere karşı gereken önlemleri almamız gerektiğini söyleyerek tekrardan hem Türk milletine hem de orada yakınlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin çok acil ama çok acil bir ulusal il basında illerinin kendi arasındaki network ile bir plan çıkartması gerekiyor. Ne planı? Acil. Afet yönetimi. Şimdi bakın, sadece afet yönetimi her anlamda. Şimdi bakın, parlamentoda, şimdi tabii Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra olay biraz daha zorlaştı. Hangi milletvekili veya hangi bakan güçlüyse o kendi iline yatırımı yaptırırdı. Önceliği oraya aktarırdı. Ve dolayısıyla orada da popülaritesini sürdürdü ve tekrar parlamentoya milletvekili olarak gelirdi. Halbuki Türkiye'nin 81 ilini aynı görerek bir ulusal plan yapılması lazım ve 81 ilin de birbirleriyle olan iletişimini de göz önüne alan network olarak da, bakın bu deprem riski olan bir ülke olduğunu söylüyoruz. Doğal afetlere karşı çok zayıf düştüğümüzü bir kez daha görmüş olduk. Ve işte uçak kazası diyoruz, pilotaj hatası olmamış, ama pistin yorgunluğunu daha birkaç gün öncesi Ulaştırma Bakanı kendi söylüyor. Pist yorgun diyor. Sabiha Gökçen için söylüyor bunu. Dolayısıyla bunun çözülmesi için de bir plan dahilinde Türkiye masaya yatırması lazım. Hiç kimseye iltimas geçmeden, hiçbir bakana iltimas geçmeden, hiçbir milletvekiline iltimas geçmeden Türkiye'nin 81'ini eşit görerek bir planlama yapılması lazım. Bu da bugünden yarın olmaz. Şimdi başlayıp 5 yıllık bir planla bunun ortaya konması lazım. Ve yatırımları da ona göre ayrışmaları görüyor. Yoksa böyle inatlaşarak demin konuşmamın arasında sıkıştırmaya çalıştığım gibi işte yakında biz kazmayı vuracağız Kanal İstanbul'a deyip bu iş olmaz. Mesela bugün bir haber daha çıktı. Vaktimiz yok belki onu konuşmaya. Enteresandır. 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların bir araya gelip bir kooperatif kurup ve kanal bilmem ne kooperatif deyip oralarda arazi aldığını öğrenmiş oluyoruz biz. Yazık, günahtır.
Peki Önder Bey'le devam edelim. Şimdi bu çığ felaketini konuşurken ben hiç yaşamadım bu durumu ama çığ altında kaldığı zaman bir vatandaş ne yapması gerekiyor? Yani nasıl kurtulabilir? Tabii güç bir durum bu. Bizim gerek deprem gerek diğer benzeri afetlerde hep ilk aşama olarak soğukkanlı kalabilmeyi, en azından şartlar el verdiği kadar soğukkanlı kalabilmeyi öğütlüyoruz. Çünkü o aşamayı kırarsanız eğer ondan sonra bazı bilinçli çabaları gösterdiğinizde ihtimalleri arttırıyorsunuz. Yani afetin türü ya da acil durumun türü ne olursa olsun tabii ki yapacağınız tavsiye edilen davranışlar size hiçbir şeyi %100 garanti etmemekle birlikte ihtimallerinizi arttırır. Çığ dediğimiz şey nihayetinde kar kütlesinin yer çekimine karşı koymayıp hareketlenmesidir. Burada binlerce metreküplük kardan bahsediyoruz. Ama kar dediğimiz şey aslında alüvyon benzeri bir yapı, daha doğrusu çığ dediğimiz yapı. Ve bunun içerisinde karın kendisi olduğu gibi beraberinde sürüklediği ağaçlardan taşlara kadar, hatta insan yapısı unsurlara kadar, araçlar, taşıtlar, evler, yani bunu çoğaltabiliriz örnekleri. İnsana zarar verebilecek çok fazla yapı var. Zaten çığda zarar gören insanların yaşadığı büyük bir travmanın sonucu olarak da vücutta önemli ölçüde kemik kırılmaları, doku hasarları gibi problemler görüyoruz. Asıl sorun bu. Tabii burada ihtimal arttırıcı faktörlere değinelim. Örneğin yüzmeye benzer, yani bir akışkan bir suda, bir derede yüzmeye benzer bir hareket etmek ve yüzeye doğru kendinizi yönlendirmek doğru hareketlerden biridir. Anlatması kolay, yapması tabii ki o kadar kolay değil. Ama genel araştırmalar ve tavsiyelerimiz buna işaret ediyor. Suyun, düzeltiyorum, çığın üzerinde kalmak, tıpkı suyun üzerinde kalmaya benzer bir refleks hareket ettiğinizde ihtimalleri çok ciddi oranda arttırıyor hayatta kalma ihtimalinizi. Diğer yandan yüzünüzün çevresinde ağzınızı, bir elinize en azından ağzınızın kapatılması, olayın şiddetiyle ve basınçla ve baskıyla ağzınızdan içeri kar kütlelerinin girmesini önlememiz gerekiyor. Bu çok bir önemli. Bir elle ağız kapatılmalı. Bir elle ağzımızı ve yüzümüzü özellikle, hatta kolumuzu da kullanmak suretiyle başımızın genelini, biz mümkünse, bu az önce alüvyon dedim ya, bunun içerisindeki yabancı nesnelere karşı başımızın darbe almasını korumamız gerekiyor mümkün mertebe. Çünkü baş en hayati bölge. Yani kol, bacak ve diğer uzuvlarımızdaki travmaların toleransları mümkün ama baş travmaların toleransları çok düşük. Dolayısıyla bunu öncelikle yapmaya çalışmamız gerekiyor. Sonrasında eğer artık durum ciddileşiyor ve kar kütlesiyle beraber sürüklenmeye başlıyor kişi, hatta kar altında alt metrajlara doğru, metrelere doğru inmeye başladığını fark ettiğinde artık kolları ve bacakları bütünleştirip sıkı sıkıya, yani sizin kolunuzun ve bacaklarınızın sizden bağımsız hareket etmesini mümkün mertebe engelleyecek, oturmaya benzer bir pozisyonda vücut formu tutmaya çalışmak doğru davranıştır. Tüm bunlar olduğunda ve bu kar kütlesi artık durduğunda hareketi, kişi sağ ise ve bilinci yerinde ise, bu arada bir parantez açalım, kişi bayılmaya meylediyorsa direnmemesini öneriyoruz. Çünkü bayılmak oksijen tasarrufudur aslında. Biraz bu kulağa çok hoş gelmediğinin farkındayım ama vücudun da kendisini bir koruma mekanizmasıdır eş zamanlı olarak. Dolayısıyla çok da direnemezsiniz aslında ama buna fırsat vermek gerekiyor. Evet, hani nahoş bir durum, farkındayım. Ama aşağıda mümkün mertebe artık sınırlı bir oksijenle baş başasınız. Bunun bir kere farkında olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe başımızın etrafında eğer uzuvlarımızı kullanabiliyorsak bir miktar boşluk yaratmamız gerekiyor. Şimdi böyle durumlarda enerjiniz de sınırlı, oksijeniniz de sınırlı. Yani sürekli bağırıp çağırmak, feveran etmek, tepki vermek hem enerjinizi harcamanız boş yere, hem de limitli olan oksijeninizi gereğinden daha erken tüketmeniz demek. Burada zaten genelde çığlara insanlar çok fazla yalnız yakalanmazlar. Yani dışarıda bunun görgü tanıkları vardır. Tıpkı Van örneğinde olduğu gibi. Ve müdahaleye gelmek isterler. Yani örneğin bir araç çığ altında kaldıysa arkada geri plandaki bir araç bunu görmüştür ve birilerine haber vermiştir, varsayım üzerinden hareket ediyoruz. Dolayısıyla burada enerjiyi verimli kullanmak, yukarıdan ses var ise eğer, ses geldiğinde ve seslenildiğinde yer belli etmeye çalışmak değerli bir çabadır. O yer belli etmeye çalışma kısmı nasıl yapılacak? Çünkü evet, üzerinde büyük bir kütle var. Hareket bağırmak, edebilemeyecek belki. Bağırmak zorundayız. İşte o an bağırmak için aslında doğru an. Şimdi kişi burada aslında
zaman mevhumunu, işte neresi yukarısı, neresi aşağısı gibi mevhumları kaybeder. Çünkü devamlı döndüğünüzü düşünün ve evet, bu iş durduğunda aslında başınız gökyüzüne doğru mu yoksa yere doğru mu gibi çok temel ayrımları bile yapmakta zorlanırsınız. Hı hı. Burada mesela kişinin tükürmesi ve tükürüğünün nereye doğru hareket ettiğini görmesi, seslenmesi gereken yönü de işaret eder kendisine. Yani demek istediğim, eğer tükürmeyi başarabiliyorsa onun yer çekimiyle beraber yöneldiği istikametin aksi istikametin gökyüzü olacağı varsayımıyla bağırarak yerinizi o istikamete doğru belirtmeniz lehinizedir. Bunun yanında aslında tabii ki su, yani kar ve dolayısıyla su iyi bir izolatördür. Ama burada bizim aleyhimizdedir. Yani sesi, dışarıya çıkışını bir hayli kısıtlar aslında üzerinizdeki kar kütleleri. Ama diğer yandan şöyle bir avantajı olur. Kişinin ağzından çıkan su buharıyla, takdir edersiniz ki nefesimiz nemlidir. Ve içerisinde bulunduğunuz boşluğu kristalize bir buzla, adeta bir koza gibi an içerisinde kaplamaya başlar. Bu oksijeni limitler. Ama siz de bir taraftan yoğun kar kütlesine doğrudan temasınızdan ayrı olarak soğuktan da korumaya başlar ideal dünyada. Bu anlattıklarım hiçbir zaman %100 böyle olacak demek değildir. Ama bunlar karşılaşılan örneklerdir. Araç konusuna değinelim. Eğer kişiler araçta, bu örnekte olduğu gibi araçta yakalanmışlarsa, burada farklı avantajlar var. Bir kere etrafınızda daha geniş bir alan var. Burada aracın motoru stop edilmeli. Biraz daha avantajlı mı oluyor mesela bu? Kesinlikle daha avantajlı. Eğer araç tabii ki sizi sıkıştıracak kadar deforme olmadıysa, hı hı, parantezini açalım. Ama aracın içerisindeyseniz daha fazla oksijeniniz var. Evet. Dolayısıyla araç sizi koruyan bir, etrafınızda bir nesne, bir zırh gibi adeta. Aracın motorunun stop edilmesi çok değerli. Bir kere çünkü araçlar artık oksijeni, düzeltiyorum, egzoz gazını dışarıya atamadığında aracın içerisine basmaya başlar. Hı hı. Bu sizin için bir karbon monoksit riskini beraberinde getirir ki araç hemen stop edilmeli. Aracın kornasını çalmak, dışarıya karşı ikaz vermek anlamında bir kişinin bağırmasından çok daha yüksek bir volümü ifade eder. Hı hı. Daha anlamlıdır. Araç kaportası çok geniş yüzeyler içerdiği için yukarıdan müdahalecilerin erişmesi anlamında değerlidir. Metal bir malzeme olduğu için dedektörler anlamında anlamlıdır. Bu nedenle aracı terk etme kararı eğer verilecekse iyi düşünülmelidir. Aracı terk etmek de bir çözümdür. Eğer yüzeye çok yakınsanız, ki kısmen burada da görebiliyoruz. Evet, o zaman en uygun cam seçilerek, kırılarak, en uygundan kastım önünde, yani bir yamaca ve ekstra kar kütlelerinin hareketlenmesi meyiline değil, aksi tarafta daha güvenli bir meyile bir cam kırılıp ilerlenmesi ve çıkılması tercih edilmelidir. Ama araçta kalmak elbette ki hiç korunmasız olarak, bireysel olarak dışarıda yakalanmanızdan çok çok daha avantajlıdır. Süreler daha uzundur. Hı hı. Kurtarmacıların da lehinedir. Kazazedelerin de lehinedir diyebiliriz. Önder Bey, bir virgül, buyurun, koyalım dilerseniz. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Profesör Ersan Başar telefon hattımızda. Sayın Başar efendim, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi biz tabii Van'da dünden bu yana yaşanan iki ayrı çığ felaketini ve kayıplarımızı konuşuyoruz. Bu noktada sizin de bilgileriniz bizim için çok çok değerli elbette. Bir çığ felaketi yaşandı, ardından ikincisi yaşandı ve üçüncüsünün de yaşanması durumu da var. Bu anlamda uyarılar da yapılıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii çok büyük bir çığ felaketi, büyük bir kaza. Arkasından gelen ikinci bir çığ bir o kadar daha üzücü. Tabii bu konuda çığ bölgesinde bir çığ düşmüşse o bölgede, arkadan yine dökülmemiş kalan karların çığ olarak dökülmesi beklenir. Burada da aslında böyle bir durum söz konusu oldu. Tabii ki çığdaki kazadeyi kurtarmak için çok hızlı davranılması gerekiyor. Bu hızlı davranılması esnasında tabii kontrollerin de yapılması lazım ama kolay bir süreç değil. Çok zor, çünkü hava şartları da o bölgede çok kötüydü. Hem hava soğuk hem rüzgar vardı ki, ve kar yağışıyla birlikte. Zaten ikinci çığın da en büyük tetikleyici etkenlerinden bir tanesi de aşırı rüzgar, değişen rüzgar basınçları tabakalar üzerinde, kar tabakalar üzerinde farklı basınçlar oluşturduğu için bir sonraki çığın düşmesine etken olduğu gözüküyor. Hı hı. Peki siz bölgede çığ altında kalan kaç kişi olduğunu biliyorsunuz? Böyle bir bilginiz var mı elinizde?
Yok, o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Çünkü farklı bir takım bir şeyler söylüyor ama çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda valiliğin bildirmiş olduğu rakamlar var. Sanırım o düzeyde olduğunu tahmin ediyoruz. Peki siz aynı zamanda Dağcılık Federasyonu Başkanısınız. Bu bölgeyi de göz önünde bulundurduğumuz zaman çalışmaların ne yönde olması gerekiyor sizce? Şimdi bu bölge normal olarak çığ bölgeleri doğal olarak ve özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemler. Bu dönemlerde ve hava çok değişken çığ beklenir. Özellikle bu konuda zaten valiliğin yapmış olduğu öncesinde bir uyarılar da var. Çok yerinde meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar da var. Tabii bu mevsimde olabilecek, bu doğa zilin yapısında olabilecek durumlar bunlar. Özellikle çığın oluşması için bir takım etmenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu etmenler de bu bölgede zaten geldiği için de çığ felaketi oluşmuş oluyor. Hı hı. Çalışmalarda arama kurtarma çalışmaları da durduruldu biliyorsunuz. Yarın sabah itibariyle tekrar başlayacak. Sizce bu doğru bir karar mıydı? Bu çok doğru ve yerinde bir karar. Olması gereken karar. İki sebebi var. Bir tanesi çok yoğun olarak orada personel arama kurtarma çalışması yapan personelin yorgun ve dinlendirilmesi gerekiyor. Yine gece ortamında çalışmak riskli. Aydınlatma yapılabilir ama esas sorun yağan kar, devam eden kar yağışı ve rüzgar yine yeni çığları tetikleyebilir. Ve o bölgenin tamamen o konuda temizlenmesi gerekiyor. Çok bir sonraki oluşabilecek bir çığ riskine karşı çok doğru bir yerinde bir karar. Bir sorumuz daha var size Sayın Başar. Çığ felaketi dünya ölçeğinde nasıl sizce? Çığ doğal bir felaket yani ama tabii bu karın ve arazi yapısının dağlardaki yapıdan dolayı çığ oluşuyor. Kar tabakası tutunamayıp akıyor. Bu çok doğal bir süreç. Dağlarda sürekli olan bir şeydir bu. Zaten olması da gerekir. Karın ısındıktan sonra akması veya farklı sıcaklıklarda buz tabakası oluşturmasından dolayı. Ancak tabii bu kadar büyük bir ölümle sonuçlanan çığ felaketi çok küçük bir çığ felaketi olarak adlandırılmaz bence de. Çok büyük bir felaket. Bu tabii şanssızlıklar, kaza, sonuçta bir takım sorunların sonucunda oluşabilen bir durum. Ama çok üzücü, büyük bir çığ felaketi bu. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Dağcılar Federasyonu Başkanı Sayın Ersan Başar telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Van'daki son durumu da değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Sabiha Gökçen'e de bir döneceğiz. Son durum nedir? Paylaşacağız sizlerle. Sizin bir eklemek istediğiniz mi var? Ben İdlib'de Serakip bölgesinde rejim güçleri 4 tane bizim kontrol noktamızı çevirmişler. 60'a yakın askerimizle yeni bilgi. Orada her an sıcak çatışmada olabilir. Ben buraya gelirken malum İdlib konusu gündeme gelecek dediğiniz için arkadaşlar da sürekli bilgi de bölgeden de yolluyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük felaketlerle karşılaşmayız. Hakikaten bir taraftan doğal afetler, bir taraftan kuşatılmış bir bölge içerisinde yaşamış olmamız Türkiye'yi sıkıntılı günlerden geçiriyor. Bu sıkıntılı günlerde milli birliğimizi, ulusal birliğimizi en üst derecede sağlamamız lazım. Bir siyasetçi... Peki sizce bir afet bilinci var mı toplumda? Mutlaka var da öncelik sırasına koyduğunuz zaman beyefendinin ekonomist olduğunu Cem Haydar Bektaş Bey'in CV'si demeyelim de sosyal medyada baktığımda... Evet. Ama ağırlıklı olarak gördüğüm kadarıyla ekonomiyle de ilgili ciddi bir birikimi var. Kendisi de bunu bilir ki bütçelerin yapılması içerisindeki öncelikler, harcamalar öyle tek bir kalemden oluşmaz. Sadece bir yılın bütçesi bile en azından 10 santim kalınlığında 3 tane kitapçıkla milletvekillerine dağıtılır. Bunların üzerindeki görüşleriniz de arka plandaki bilgiler de hariçtir. Bunları incelediğinizde bir terkip yapacaksınız, sıraya koyacaksınız. Onlar tartışılır tabii. Ama Kanal İstanbul konuşulurken ki benim de Kanal İstanbul'la ilgili fikirlerim televizyon kanallarında açık ve net söylemiş bir insanım. Bir İstanbul sevdalısı olarak bu konuda ben yapılmasının karşısındayım diye bu kadar net söylediğim halde
bir Kanal İstanbul konuşup bu gecede bu kadar matemlerin sıkıntısı içinde imamların arsasını nasıl bağlayabildi oraya, nasıl şık görebildi ben bilemiyorum, bu kadar söylüyorum. Daha ilerletmek istemem çünkü bugün gerçekten birlik ve beraberlik ruhumuzun en üst düzeyde, bugün değil bundan sonraki günlerde de, çünkü Türkiye'nin içine girdiği koridor öyle çok fazla siyasetin, siyasetçinin ve vatandaşların olaylara politik pencereden bakıp birbirlerini eleştirmelerini kaldıramayacağı, Türkiye'de Türkiye Birliği platformunun oluşturulması gereken bir noktalardan geçiyoruz. Hatalarımız yok mu? Var hepimizin. Büyük Birlik Partisi olarak bizim de olabilir. AK Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Vatan Partisi'nin, hangi Saadet Partisi'nin, her partinin olabilir. Güzel yönleri de olabilir. Ama siyasetin yapılacağı ortam, politikanın yapılacağı ortam ve sözlerin çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Sadece bunu bir parantez için söylemek istedim. Cevap hakkı doğdu bana bu arada. Buyurun. Çok kısa. Şimdi sevgili Ahmet Bey, şimdi bak burada iki tane olay vardı sevgili başkan. Bir, depremde yakın zamanda 41 canımızı kaybettik. Şimdi bu iki günde de 33 canımız kaybetti. 38. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz sadece konuşuyoruz ama acılar şu anda o evlerde yaşanıyor. Depremle ilgili söylediğim şey şudur. Biz deprem bölgesiyiz. 6.8'de sallandı. 41 can. Japonya 8-8.5'da sallanıyor. Ölümler olmuyor. Yine aynı zaman televizyonda konuk olan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı mıydı? Hı hı. Ona soruldu. Şimdi Çığ'da bu kadar yüksek bir zayiat dünya ölçeğinde nedir diye merak ettim. Mesela Norveç sürekli karı yaşayan bir ülkedir. Böyle bir rakam var mı? Dünya ölçeğinde bir olay yok. Şimdi bunu Kanal İstanbul'a niye bağladım onu da söyleyeyim. Şimdi burada bir tünel yapılmış olsaydı 2 yıldan beri AK Parti milletvekili bunun için mücadelesini vermiş ve Cumhurbaşkanı en yakın duran birisi şu anda baş danışman ve 2018'den beri yanında ve bir yani ihtiyaç olan bir yere 8 ay kar yağan ve ulaşımı olmadığı bir yere tünel yapılamıyor. Yani benim anlatmak istediğim burada elzem ihtiyaç olan bir şey var yapılmıyor. Ama rantın döndüğü yere ise heyecanlı herkes yönünü oraya çevirdiği için de orada bir mesaj vermek istedim. Teşekkür ederim. Peki. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Ben söyledim yani uzatmaya gerek yok. Tamam. Önder Bey size yine soracağım. Şimdi yarın sabah itibariyle çalışmalar yeniden başlayacak. Nasıl bir çalışma yapılmasını bekliyorsunuz bölgede? Ya da gerekiyor? Şimdi eş zamanlı iki yürüyen çalışma olur tahminimce. Bunlardan bir tanesi işin bilgi toplama kısmı olur. Yani sizin de az önce değindiğiniz ve hepimizin aslında çok yakından ilgilendiği aşağıda kaç kişi var sorusunun yanıtı. Bu yarın sabah büyük oranda, hatta yarın sabaha kadar büyük oranda şekillenir. Çünkü şudur, farklı köylerden oradaki resmi makamların bilgisi haricinde kendi bireysel inisiyatifiyle gidip bölgede çalışma yapmak isteyen, destek olmak isteyen vatandaşlar eğer başlarına bir şey geldiyse tabii ki an itibariyle evlerine geri dönemiyorlar. Ve evet. Dolayısıyla onların ailelerinden bazı elbette yakınlarından, ailelerinden kesinlikle bir talep gelecektir. Yani biz bu kişiden haber alamıyoruz diye. Dolayısıyla bu bölgede yarın sabah için bir net sayı elde edilmesi mümkündür. Net sayı elde edildikten sonra da artık ikinci bir çığ yaşadık ve bu kadar acı bir tablo varken bölgede ben birazcık güvenliğin arttırılacağını, vatandaşların bir miktar daha güvenli alana çekileceğini ve sıcak bölge tabir ettiğimiz artık oradaki kişilerin kazazedelerin olma ihtimalinin yoğunlaştığı bölgelerde uzman ekiplerce spesifik çalışmanın yani doğrudan çığ kurtarma çalışmasının yarın yürütüleceğini ve çok büyük ihtimalle yani yarın gün içerisinde de bu olayın netleşeceğini tüm tablo ve bilançosuyla düşünüyorum. Tahminim o yönde. Giden ekipler de var. Bildiğimiz ekipler de var. Dolayısıyla yarın artık doğrudan arazinin el verdiği ölçülerde, çünkü bunun teknikleri var yani farklı işte grid arama yapabilirsiniz, bazen kol düzeninde gidebilirsiniz gibi hani bazı teknik hareket tarzları var. Coğrafya el verdiği ölçüde ve bir arama stratejisi yapılacaktır. Artık oradaki krizi yöneten tahminimce yine AFAD olacaktır oradaki koordinasyonun başında. Onların öngördüğü teknik ve ekip dağılımıyla da
yarın bu işin neticeleneceğini düşünüyorum. Peki şimdi çığ altında kalan bir vatandaşı kendimiz gördük, kurtardık diyelim ki. Hı hı. Bayılmış da olabilir. Biz onun sağlık durumuna ilişkinde net bir bilgimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlk yardım olarak ne yapılması gerekiyor böyle aşamada? Şimdi tabii ki orada bilinçsiz yapılan her müdahale çok riskli. Sizin kazazedeye ulaşmanız, ulaştığınız anda size hiçbir şey yokmuş gibi görüntü vermesi çok yanıltıcıdır. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çok ciddi bir basınca, çok ciddi darbelere kişi maruz kaldı. Bu nedenle iç kanama olma ihtimali, her şeyi bir kenara bırakın, ortopedik travma olma ihtimali kaçınılmaz. Bu nedenle bu kişilerin hareket ettirilmemeleri, doğrudan sağlık profesyonellerince oradan naklinin sağlanması bir kere çok hayati bir konu. Hayatlarının geri kalanında problem yaşamamaları için ya da iç kanama varsa ya da benzeri farklı problemler mesela varsa. Mesela ilk akla gelecek şey şu olabilir. Çünkü hani soğuktan çıkardın, üzerine örteyim, vücut ısısını tam ona değinecektim aslında. Gibi bir şey. Doğru. Yani orada yapılabilecek yegane müdahale bir sağlık profesyoneli gelinceye kadar kişinin vücut ısısını aslında muhafaza edebilmektir. Çünkü artık çok kışın en yoğun olduğu dönemdeyiz ve en sert yaşandığı coğrafyalardan biri bu bölge. Bu nedenle kişinin en azından soğuktan korunması bile çok değerli bir müdahaledir. Çünkü biz şöyle vakalar biliyoruz. Depremde de yine bu tip olaylarda da kazazede de çok stabil, çok sağlam, çok normal bir görüntü vardır. Bir kere bu anormalliğin ta kendisidir. Yani böyle bir travmayı yaşayan bir kimse eğer çok normal bir görüntü sergiliyorsa bir şok halindedir her şeyden önce. Diğer bütün travmaları bir kenara bırakıyorum. Hatta bazen şunu görürsünüz, halk arasında da bu dillendirilir. Ya hiçbir şey yoktu, enkazdan biz işte koluna girdik çıkardık, yürüyerek ambulansa gitti. Hatta su verdik ki hata. Ambulansta, su verilmemesi gerekiyor. Evet, hiçbir gıda maddesi, ağız yolu da hiçbir şey verilmemesi gerekiyor. Bir kere herhangi bir kaza yaşamış olan insana bir kere onu genelleyelim. Ambulansı aldık ama hayatını kaybetti. İşte bu tarz vakalar bilinçsiz müdahalenin bir sonucudur maalesef. Sağlık profesyonelleri kişiye en doğru yaklaşımı yapacaktır. Kaldı ki UMKE gibi ekiplerden bahsediyorsak zaten uzmanlığı bu tip olaylarda medikal müdahaledir. İşi kesinlikle ehline teslim etmemiz gerekiyor. Bu olayda zaten bölgede bütün gerekli profesyoneller varken vatandaşa iş düşmüyor. Ama kitlesel afetlerde Marmara depremi gibi afetlere baktığımızda mecburen profesyonel ekipler gelinceye kadar vatandaş kendi kurtarmasını kendisi yapıyor. Bu sadece ülkemizde değil. Toplumumuzda sizce bir afet bilinci var mı? Hassasiyeti var diyelim ama bilinci var diyemeyiz. Evet. Hepimizin hassasiyeti çok yüksek. Özellikle bunları yaşadığımız olaylarda hepimiz günlerce haftalarca etkisinden kurtulamıyoruz. Ama şunu soralım, dönüp ne yapıyoruz? Yani ben konuklarımıza da sorayım fırsatı varken. Kaçımızın evinde bir afet sonrasında kullanmak için bir çanta hazırladık? Kaçımızın ailemizle ilgili bir acil durum planlaması var? Deprem demiyorum, acil durum diyorum, genelliyorum. Ve kaçımız deprem anında örneğin ya da afet anında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz? Ya da siyasi konuklarımız var, burada siyasi nosyonu olan konuklarımız var, bölgeye giden konuklarımız var. Mesela araçlarıyla konvoy düzeninde böyle bir coğrafyadan geçerken ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı? Yarın bir gün herkes bunun kurbanı olabilir. Dolayısıyla aslında bilinç dediğiniz topyekun bir afet kültürüdür. Bizim ülkemizde maalesef hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. Ama çok 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 yol var önümüzde. Bilinçlenmek anlamında bunun artık eğitim, hep söylediğimiz gibi okul öncesi çağlardan eğitimin en kılcal damarlarına kadar bunun bir yaşam biçimi haline gelmesi bizler için kaçınılmaz. Evet, çok çok önemli. Konuklarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Artık süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vaktimiz var mı arkadaşlar? Son bir. Şimdi bakın, o çok kısa. Şeyi hani sevgili Önder Bey dedi ki yarın kuvvetli muhtemel halk, eğer köylüler oradaysa ve o köylüler içinde bu karın evinde altında olanlar varsa yarın bunlar ortaya çıkar, evet, dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Şimdi tabii Türkiye çok hemen söyleyeyim. Biz bir kere halk olarak her şeyi müdahale etmeyi seviyoruz. Mesela Elazığ depreminde Suriyeli bir vatandaşın gelip mesela o kadını kurtarması, emniyet şeridi çekilen bir yere Suriyeli vatandaş nasıl gidiyor, nasıl kurtardı. Ya da mesela Taksim'de geçmiş yıllarda olmuştur. Bir çanta, çok bomba çanta konuldu oraya. Zaten süremizin de bitti, yerdeyiz. Bu mesajı artık verelim o zaman şu anda. Dolayısıyla hani bir sanatçının söylediği bir şey var, eğitim şart diye. Bence buradan başlayarak eğitilmesi lazım. Peki. Geçmişte bizi yöneten bakanlar
Çernobil faciası olduğu zaman çay içmişti. Bakın bana çok bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bence oradan Cem Bey, gerekiyor. Süremizi noktaladık efendim. Önder Turan, Bülent Kaya, Ahmet Yeliz, Cem Dikmen ve Cem Haydar Bektaş'a çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Bizden hemen sonra haberler başlayacak ve tüm gelişmeleri haberlerden takip edebilirsiniz efendim. Mutlu akşamlar. İyi geceler değerli izleyenler. Saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeler.